Birlik beraberlik noktası mottosuyla yayın hayatına başlayan BBN Türk ekranlarında karşınızdayız. Akıldaki sorularla haftanın bütün gündemini sizlere sunacağız. Bayram seyran demeden meslektaşlarımız gibi biz de ekranların karşısında canlı yayındayız. Ekranın arkasında, kameraların arkasında da teknik ekiple birlikte aynı zamanda sağlıkçılar, polis memurları ve diğer itfaiye memurları gibi diğer acil görevi olan bizim gibi tatil demeden, gece gündüz demeden çalışan herkesi de buradan anmış olalım ve tüm İslam alemiyle birlikte ülkemizin de bayramını kutlayalım. Şimdi kıymetli izleyenler, bayram ama seçim havasında geçen bir bayram ve bu seçim havasında geçen bayramda yine siyaset konuşacağız. Arka planda dönen olaylar var. Kamuoyuna bir kısmı yansıdı, yansımayanları konuşacağız. Kulislerimiz var. Evvela konuklarımı tanıtarak başlayayım. Akit TV Ankara temsilcisi Sami Dadağlıoğlu, hoş geldiniz. Neşet, hoş bulduk. Bayramını tebrik ediyorum ve bizleri izleyen seyircilerimizin de bayramlarını tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Çok teşekkürler. Tekrar bayramlarınız mübarek olsun efendim. Milli Gazete'den Muhammed Vefa, hoş geldiniz. Hoş bulduk Neşet Bey. Ben de özellikle bu biraz bayramı buruk geçirdik Maraş merkezi depremlerden dolayı. Evet. Mesela bazı evlerde yas oluyordu. Maalesef bu sefer ülkede yas oldu. Hem Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da. Üzücü, herkes mezarlıkların başındaydı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Allah rahmet eylesin. Tekrar ülkemiz yaşadığı bu elim hadise karşısında hepimiz çok üzgün kaldık gerçekten. Habertürk yazarı Bülent Aydemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk Neşat. Tüm izleyicilerimizin, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum ben de. Bir kez daha depremde yaşamını yitirmiş olan vatandaşlarımızı buradan saygıyla anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hoş bulduk Neşet. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, Skype hattımızda da Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Yakup Aslan var. Yakup Bey, duyabiliyor musunuz beni? Gayet net biliyorum Neşet Gündoğdu. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bayramlar diliyorum ben de. Evet. Anadolu'da cenazeler olduktan sonra, acılar yaşandıktan sonra ilk bayram kara bayramdır, acı bayramdır. Ülkemiz için acı bir bayram oldu, kara bir bayram oldu ama umudumuz var, ümidimiz var. Yine de bu vesileyle hem kalanlara başsağlığı, tüm milletimize başsağlığı, hem kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının da Ramazan bayramını tebrik ediyorum bu vesileyle. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, şimdi akıldaki sorularda haftanın birçok konusu vardı. Siyasilerin propagandaları ne aşamaya geçti diye tartışacaktık. Son dakikada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir Alevi kimliği açıklaması geldi. Kendisinin Alevi olduğuna dönük bir video açıklaması vardı ki, yani ekranlarda ben hiç gördüm, hatırlamıyorum böyle bir net bir açıklamasını. Memleket Partisi'nin teşkilatlarından bir bir istifalar var. Bu istifalar Muharrem İnce'ye bir geri dönüş veya adaletten vazgeçiş gibi bir seçenek ortaya koyacak mı? Seçim ve sandık güvenliği ile ilgili yine bazı adımlar var. Bunları değerlendireceğiz. Amerika'nın F-16 ile ilgili Türkiye'ye bir yeşil ışık yaktığına dair bir izlenim oluştu. Gerçekten böyle mi? Buna bakacağız. Onun dışında bakanların adaylığı konusu çok gündeme geldi. YSK bununla ilgili bir karar aldı. Aldığı karar ne kadar geçerli? Tartışmaya açık mı? Bu konu değişebilir mi? Karar değişebilir mi? Bunlara değineceğiz. Döviz meselesi var. Hepimizin hayatını etkileyen ekonomide son dönemde dövizde çok garip şeyler oluyor. Piyasadan hızla toplanan döviz görüntülerini birçok ekranlarda gördünüz ama aynı zamanda döviz alım satımında da makas çok ciddi arttırıldı. Acaba dövizle ilgili beklenmedik bir durum mu var? Buna mı hazırlık yapılmaya çalışılıyor? Öte taraftan Karadeniz gazı dün yapılan bir törenle birlikte hatta bağlandı, BOTAŞ'a verildi. Artık bu saatten sonra kullandığımız gaz da yerli gaz da olacak. Ne kadar olacak? Ne kadar etkisi olacak? Yoksa bu bir seçim yatırımı mı? Ortada gaz falan yok mu? Çünkü muhalefette böyle söylemler de çok fazla olmaya başladı. Biraz bunları da değerlendireceğiz. Diyarbakırlı iş insanı var. Bunun yaptığı bazı açıklamalar var. Yani iş insanı mı diyeyim, suçlu mu diyeyim? Çünkü benim izlediğim görüntülerin iki tanesinde zaten kendisi iki tane suçu açıkça itiraf ediyor. O yüzden biraz buna değinmeye çalışacağız. En azından gördüğümüz, anladığımız kadarıyla. Et fiyatları yine çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Bunlara değineceğiz. Sudan'da bu hafta çok çatışma vardı. Türk vatandaşları orada mahsur kaldı. Bu ne anlama geliyor? Sudan nereye gidiyor? Bunları değerlendireceğiz ve vaktimiz olursa da belki biraz Orta Doğu'da yaşanan diğer gelişmelere çanak tutmaya çalışacağız efendim. Evvela Akit TV Ankara temsilcisi Sami Dadağlıoğlu ile başlayalım. Sami Bey, şimdi Memleket Partisi ile başlayalım istiyorum sizin için de uygunsa. Tamam, uygundur. Çünkü çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz. Muharrem İnce de çok izlenen bir YouTube kanala çıkarak 3-4 saatlik bir yayınla bayağı bir sıkıştırıldı. Gerek seçmenler, gerek
Millet ve Cumhur İttifakı seçmenleri tarafından çokça soruya tabi tutuldu ama soruların büyük bir çoğunluğu genelde çekilecek misiniz? Veya çekilmemeniz durumunda AK Parti'nin kazanması durumunda sokağa çıkabilecek misiniz utanmadan gibi ifadelerle Muharrem İnce'ye yönelik sert bir tavır takınıldı, sert bir tutum sergilendi. Ama bir taraftan da Memleket Partisi'nin teşkilatlarına bir istifa var çeşitli illerden. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz sizce? Muharrem İnce bu istifalar sonrasında bir geri çekilme refleksi gösterebilir mi? Muhalefet kanadının abalısı hazır. Seçimin kaybedilmesi durumunda vur abalıya. Kim? Muharrem İnce. Şimdi sonuna kadar yapılan bütün baskılara dayanmaya çalışıyor Sayın İnce. Yani herhalde Türkiye siyaset tarihinde hiç bu kadar üzerinde baskı kurulan, buna mahalle baskısı deyin ne derseniz deyin, bir isim daha yoktur. Ve teşkilatlardan istifa vakaları meydana geliyor. Bunların da ben normal olaylar olduğuna inanmıyorum. Yani belden aşağı vurmaya devam ediyor muhalefet kanadı Muharrem İnce üzerinde. Seçimi kaybederlerse bahaneleri hazır Muharrem İnce. Her yerde de bunu açık açık söylüyorlar. Sağlar haklı değil mi sence muhalefet bu açıdan? Şimdi bakıyoruz AK Parti ile Cumhur İttifakı'nda katkı olsun diye söylüyorum. Daha fazla açmak için söylüyorum. Hem Cumhur İttifakı'nda bir mesela Saadet Partisi belki bunu bozuyor. Belki Gelecek Deva bozuyor ama Cumhur İttifakı'nda benzer bir durum yok. Yani Cumhur İttifakı'na benzeyen partiler hepsi aynı yerde. Bu Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi adayı göstermiş. Yüksek bir oy almış. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olmamış. Muharrem İnce'ye aday göstermiş. Partide ona yönelik de bir ilgi de vardı o süreçte. Şimdi çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım diyor. Aslında sebat gösterse partiye dönse CHP'nin başına da oturabilir. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'yle duygusu olarak sanki haklılar gibi bir tavır da var. Yani, yani şöyle bir şey var. Muharrem İnce'nin ne kadar sebat gösterirse göstersin bu delege yapılanması içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin başına geçmesi zor. İmkansız. Evet. Zor değil, imkansız. Yani o da bunu görüyor. Yani burada bir siyasi kampanya yürütmüyor Muharrem İnce benim gördüğüm kadarıyla. Tamamıyla daha önceki Cumhurbaşkanlığı, CHP'nin gösterdiği Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine yapılanların acısını çıkarıyor. Bu olayın bu yönünü özellikle altını çizmek DSP lazım. DSP çıkar mı peki? Efendim? Bir DSP çıkar mı bir Ecevit gibi? Yani şimdi Ecevitlerin seyri, siyasi hayattaki seyri bir dergi çıkarmayla başlamıştı. Arayış dergisi. Evet. Hatta Meşrutiyet Caddesi üzerinde Ankara'da burada özel ofisleri vardı. Onlar sabrettiler. Çok o konuda ciddi ilmekleri diyorum ben. Ciddi ilmekleri sabırla ördüler o tabloyu siyaseten. Aynı şey neden Muharrem İnce için olmasın? Çünkü Muharrem İnce'ye oy verenler, yapılan anketlerdeki oy veren insanların yapısı araştırıldığında benim gördüğüm anketlerde gençlerin teveccüh gösterdiği yönünde Muharrem İnce'ye. O açıdan ben önümüzdeki dönem CHP çatısı altında değil ama bu siyasal hareketin başında Muharrem İnce'nin bir şeyler yapabileceğine inanıyorum ve olayı da bu şekilde değerlendiriyorum. Başka sormak istediğim bir şey var mı Neşet? Ya tabii konuşulacak çok boyutu var ama arkadaşlarla değiniriz. Siz de katkıda bulunmak isterseniz katkıda bulunursunuz. Ben de girerim devreye. Evet şimdi Muhammed Vefa, evet Sami abiye sorduğunuz kısım çok doğru. Öyle bir durum var ama şöyle de bir durum var. Muharrem İnce diyor ki ben diyor eğer muhalefetten oy alıyorsam nasıl AK Parti'nin iktidar olmasını sağlıyorum diyor. Yani teknik olarak muhalefet eğer kazanacağını düşünüyorsa... Tam mesele de o. Zaten muhalefetten alırsanız muhalefetin iktidar olmasını engellersiniz. Tamam yani ama problem. Salt oyun %50'si 50 artı 1'i ya. Tabii. Yani ikinci tura kalacak her türlü. Ve Muharrem İnce ben ikinci tura kalacağımı inanıyorum ama kalmayacak olursam zaten benim seçmenim muhalefet tarafında çoğunluğu o tarafta olduğu için muhtemelen Kılıçdaroğlu'na yönlenecektir diyor. Yani ikinci tura kalan bir seçimde ben demokratik hakkımı kullanmam. Neden bu kadar tepki alıyor diyor. Şimdi seçime 24 gün kaldı. 23 gün kaldı. Hepimiz yorulduk değil mi? Bu süreçte yıprandık. Bakıyoruz işte cenaze namazlarında bile birisi çıkıp diyor ki sen Fatiha okumayı biliyor musun diyor. Vatandaş o kadar gerginleşmiş ki küstahça bir tavır içine girebiliyor. O gün cenaze var. Adıyaman'da neredeyse 3 gün 4 gün
ulaşılmayan yerler var. 50 gün önce orada binlerce kişi hayatını kaybetti. Ambulans sesleri duyuldu. İtfaiye, arama, kurtarma sesleri duyuldu. Millet diyor ki bu vatandaşlar nerede? Sıkıldık bu seçim ortamında. 2018'den beri hep şunu gördük. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bundan da bıktık artık. Kimse artık mesela vatandaşın derdini, tasasını konuşmayı istemiyor. Hep şimdi bakın soğan fiyatı 2 kilo soğan olmuş 50 TL. Bugün mesele artık Muharrem İnce ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan meselesi değil. Bu seçimin bir an önce bitmesi gerekiyor artık. Sıkıldık. Bir an önce herkesin yoluna girmesi gerekiyor. Şimdi bazıları da şuradan yaklaşıyor. Ben o yüzden bu konuyu açtım. Şimdi seçim bence ilk turda keşke bitseydi. Niye diyecektim? Bu tantana bitsin. Eğer Muharrem İnce aday olmasaydı ya da Sinan Oğan aday olmasaydı seçilebileceğini düşünmüyorum iki adayında. Çok düşük ihtimal var. Belki %99 seçilemez diyebilirim iki aday içinde. Keşke aday olmasalardı Cumhuriyet Halk Partisi bir ortak çözüm noktası ya da Millet İttifakı'nda bir ortak çözüm noktası bulunsaydı. Ama şu durum da var. Şimdi bakıyorum gaz pedal dansıyla bu iş olmaz. Şimdi Muharrem İnce çıkıyor diyor ki ben gaz pedal dansı yapıyorum. İşte vatandaşlar bana ilgi gösteriyor. Ya 50 bin kişi ölmüş sen daha çıkıyorsun. Ben o seçmen kitlesine de yani yanlış bir söz söylemek istemiyorum da. Yani gaz pedal dansı yapan birisine de teveccüh göstermenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum bu dönemde. Şimdi ekonomi konuşan biri olsaydı eyvallah derdim. Yani başka konuyu konuşan biri olsaydı eyvallah derdik. Ama burada da bir problem var sanki seçmen anlayışında. Bu mesela mevzuat meselesine çok tıkandı Millet İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanı da bence ittifaklar meselesine tıkandı. Yani ne yapacağını bilmedi. Adaylığını erken açıkladı. Partisinin oy oranı düşmeye başladı. Çözüm noktasını bulamadı. Ama Muharrem İnce de yavaş yavaş kendisini imha noktasına gidiyor. Şimdi Babala TV'de izledik. Çok gergin. Çok sert. Yani hiç beklemediğimiz açıklama yapıyor. Sen diyor ki FETÖ'cüsün diyor. Ya tamam da biz bıktık artık bu açıklamadan. Sen bunu başka şekilde suçlamanın bir anlamı yok. Bir herkes... Keşke şöyle bir durum olsaydı. Ana Kemal Kılıçdaroğlu'da, Sayın Erdoğan'da, Muharrem İnce'de bir televizyon ekranına çıksaydı. Konuşsalardı. Hadi sen söylüyorsun ya Muhammed. Evet. O da insan ya. O da bu baskıyı kaldıramıyor gördüğümüz kadar. Kaldıramıyor. Evet, yani söylediği sözler bana da sert geliyor. Biraz evvel söyledim konuşmanın başında. O da insan. Yani evet. Bunu dile kolay öyle bir karşısında... Baskı yapan öyle bir camia var ki evet. Yani sonuçta iktidara oynayan isimler tabii. Bunlar ve korkunç da baskı oluşturuyorlar. Sözümü kestim. Yok estağfurullah. Yani şu tablo şunu gösterir. Zaten final olmayacak bu seçimde. Belki Muharrem İnce sayın %3 ya da %4, %5 seçimin kaderini etkiliyor. Bu bir gerçeklik, bu bir realite. Ama ikinci turda belki ondan sonra Muharrem İnce'yi hatırlamayabiliriz yani. Öyle bir noktaya da gelebiliriz diyelim. Tamam yani şu an görünen zaten o da hani çekilme ihtimalini öngörüyor musunuz? Teşkilatta istifa an, öyle bir baskı ortaya koyar mı? Yani her partide istifalar yaşanır. Çünkü Memleket Partisi bazı istifalar yaşanır. Yani 6 tane il saydım yanlış hatırlamıyorsam. 6 il yönetimi istifa etti. Ya milletvekili listesini beğenmeyenler olabilir. İşte partideki yönetimi beğenmeyenler olabilir. Özellikle bu noktada gergin bir tavır içerisine girmesi o tabanda tepkiye sebep olabilir. Yani bunları ben normal karşılıyorum aslında bu 6 ilde yaşanan istifalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayağı istifa yaşandı bu süreçte milletvekili listelerini beğenmeyen. Deva Partisi'nde çok istifa yaşanıyor. Gelecek Partisi'nde diğer partilerde de istifalar yaşanıyor. Bu normal ama Sami abinin çizdiği nokta önemli. Yani biraz daha sanki onu taşıyayım ama Muharrem İnce'nin mesela ben... İzlediğim kadarıyla da dersinde iyi çalışmış. Mesela biri bir şey soruyor, o gergin cevabını biliyor. Yani o gerginlikle yanıt veriyor. Bir de Trump bari bir seçim kampanyası yürütmeye çalışıyor. Mesela gaz pedal dansı yapması gibi, yani o tavırlar içine girmesi ya da işte sert münakaşaya girmesi, hakaretle yanıt vermesi sanki seçmende de karşılık buluyor. Mesela Sayın Erdoğan'ın yakışıyor yani şimdi eleştirmeyelim ama Sayın Erdoğan'ın bir karizmatik yönü var. Sayın Muharrem İnce de yani bir anlamda kılıf değiştirmiş gibi. O da Sayın Erdoğan'a benzeyen bir tavır içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Yani kampanyasını bu noktada götürüyor ama ne kadar başarılı olup olmayacağını seçim sonucu göreceğiz. Ama şunu da vurgulayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen bir kesim vardı. O kesiminde şu an Muharrem İnce'yi desteklediğini de görüyoruz. Evet teşekkürler. Bülent Aydemir, Akşener'in şöyle bir sözü var. İnce'nin Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim ama CHP'nin getirmesi gereken bir durumdu. Memnuniyet duyardım, lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. Şimdi CHP'den ayrılan siyasi partilerin CHP ile beraber bir arada hareket edemeyeceği düşüncesi vardı. Ama öte tarafta biz Mustafa Sarıgül görüyoruz, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı. Son anda CHP listelerinden Erzincan'dan
aday oldu. Aday gösterildi. Hı hı. Yani demek ki gösterilebiliyormuş. Demek ki Muharrem İnce için de böyle bir yol gidilebilmiş. Neden böyle bir yol gidilmedi sizce? Neden gidilmedi? Şimdi Muharrem İnce'ye karşı parti içinde kliklerin, yapıların bir tepkisi var. Muharrem İnce'nin de bir refleksi var. Muharrem İnce öfkeli. Yani ben şeyi doğru bulmuyorum. Yani adaylıktan çekil. Ya her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının böyle bir hakkı var. Nedir? Aday gösterilmek koşuluyla ya bir siyasi parti tarafından işte %5 oy almış bir önceki seçimde. 22 kişinin imzasıyla parti grubu bulunan partiler tarafından ya da 100 bin imzayla. 100 bin imza kriterini yerine getirdi. Demek ki aday olmak anasının ak sütü gibi helaldir. Evet. Aday olacak ama şimdi Muharrem İnce'nin şeyi çok yüksek, agresyonu çok yüksek. Şimdi ben bu kısmında değilim. Yani çekil baskısını da doğru bulmadığımı ifade edeyim. Niye çekilsin? Aday şartları da taşıyor. Yani başka bir şey düşünüyorsanız hakkında hani bazı şayialar var. O zaman ispat edin, ortaya koyun. Muharrem İnce'nin sorunu bence yani hep deniliyor ya, proje koymuyor ortaya. Yani işte Muharrem İnce'nin Suriyelilerle ilgili, göçmenlerle ilgili politikasını bilmiyoruz. Ne yapacak? Evet. Ekonomiyle ilgili politikalarını bilmiyoruz. Dış politikada ne düşünüyor bilmiyoruz. Ya da ne bileyim enflasyonu nasıl düşürecek, ekonomiyle ilgili plan projesi nedir bilmiyoruz. Ekibinde ya Muharrem İnce'nin partisi kendisinden sonra aklımıza geliyor. Tamam biz biliyoruz Memleket Partisi ama Muharrem İnce'nin partisi diye biliyor vatandaş. Evet. Muharrem İnce bir çıkış, bir başkaldırı. Kendi davası var, kendi hıncı öfkesi var. O kendine yapılanı, gel Muharrem işte asansörde yapılanı unutamıyor. Bana partim destek vermedi diyor. Ama Muharrem İnce'nin şöyle bir de problemi var. Gelgitler yaşıyor. Yani partisiyle partisinden gelen oyları yok farz ediyor. %30 oyu tek başına aldı diye ortaya çıktı. O zaman 2400 oyla nasıl Cumhurbaşkanlığına aday gösterildiniz Yalova'dan? 2489 aldığı oy sayısı. Şimdi küçümsemiyorum ama Yalova'dan ben bir 30-40 bin oy almasını beklerdim herhalde, değil mi memleketiniz? Evet. Şimdi madem halkta bu kadar karşılığınız var, ona göre siyaset yapacaksınız, ona göre politika oluşturacaksınız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir de işte gidiyor gençlere, yani bundan gençler de ifade ettiler, sıkıldık diyor gençler. Gençlere çıkıyor, nasıl seni yakaladım, ha ha gördün mü, bak işte suçüstü yaptım, bak burada işte şuna düştün, sen şucusun bucusun. Belki de kulağına üfleniyor orada, bilmiyoruz. Orada bir kendisine soru soran gençlerden birine bir ithamda bulunuyor. Öyledir değildir bilmiyorum, ben orada değildim. Ama bu işte uzun süredir vatandaşın rahatsız olduğu bir yaklaşım. Hele gençler nazarında. Evet muhalif söylemler güzel, çıkışlar danslar güzel. Ama Muharrem İnce şu anda kendi camiasına muhalefet eder pozisyonda. Yanılıyor muyum? Biraz orada İmamoğlu'nun seçim kampanyasının taklit havası da var ya. Tabii var. Yani böyle diklenerek, sert çıkarak, ha ha bak seni nasıl yakaladım, gazeteciyi nasıl madara ettim. Ya gazeteci sorusunu sorar. Kasıtlı ya da güdümlü olduğunu düşünüyorsanız yanıtınızı kibarca verirsiniz. Gazeteciye soru soruyor. Ya bu üslup bende karşılık bulmuyor, açık söyleyeyim. Yani ben arayış içinde olsam bu üslubu olan birine oy vermem, ben çok açık söyleyeyim. Yani bana höt höt diyecek, parmak sallayacak, sen benim vekilimsin. Böyle bir aday istemiyorum ben. Dolayısıyla hani o gençler kısmından çıkayım. Muharrem İnce'nin evet haksızlığa uğradığı kesin, aday olmak hakkıdır. Ama Muharrem İnce'nin gereksiz yere de köpürtüldüğünü düşünüyorum ben. O da şey diyor ama ben daha başlamadım diyor. Çıkacağım. Neye başlamadı? Sağda, 20 gün kalmış ya. İşte çıkacağım sahada kendimi göstereceğim diyor. Ne kadar nasıl gösterecek şimdi bilmiyorum. Şimdi bak Neşat 20 gün kaldı ve dengesiz propaganda açısından üstünlük Cumhur İttifakı'nda. Çünkü devlet imkanları sonuna kadar, miting değil, açılışlar yapılıyor. Her açılışta devlet mekanizmasıyla konuşacağız. Devlet gücüyle, devlet iradesiyle müjdeler veriliyor. Bunu muhalefet yapamıyor. Bu ortamda da daha neyi bekleyeceğiz? Vatandaş işte yönünü arıyor, alternatif arıyor. Yani TRT meselesi. Tabii. Bu mesele, bir de o geceki şey hala hafızalarda, yani adam kazandı ifadesi. Yani ne oldu? Biz tamam, bir şüphemiz yok. Nerede olduğunu da az çok tahmin ediyoruz Sayın İnce'nin. Ama o gece neredeydi? İşte külliyeye giden kimdi? Bu tür şeyler hala soru işareti olarak kamuoyunun önünde duruyor.
Şimdi diyelim ki hani ayıp edildi. Ama bu öfke sonuçta o camiaya, sizin 20 yıl görev yaptığınız, grup başkan vekilliği yaptığınız, milletvekilliği yaptığınız, genel başkan yardımcılığı yaptığınız, cumhurbaşkanı adayı yapıldığınız. Şimdi kime nasip oluyor böyle bir şey? Yani aday adayları bile hamili kart şeydir diye, böyle referans diye yazıyorlar aday adayı olmuştum diye. Dolayısıyla hani bunu böyle okumak lazım. Bir realite var önümüzde. Çok da konuyu dallandırıp budaklandırmanın bir alemi yok Neşet. Evet, teşekkür ederim. Muharrem İnce'nin olduğu yerde seçim ikinci tura kalıyor. Şu an için öyle. Yani evet, mesela işte 7-8'lerden şimdi 3'lere 5'lere düştü değil mi anketlerde? Bu gençlerle ilgili tutumundan dolayı. Dediğim gibi vatandaş somut şeyler, kendi yaralarına derman olacak, merhem olacak projeler, yaklaşımlar istiyor. Bir de gerçekten bu gergin üslup bizi mutlu etmiyor. Bu kimseye yakışmıyor, bu gergin üslup. Sıkıldık. Evet. O konuda katılıyorum. Daha kibar olmalarını ben de beklerim. Şimdi biraz da Yakup Aslan'a dönelim. Yakup Bey, siz ne dersiniz? Şimdi İnce'nin HDP ile ilgili bir açıklaması var. PKK'larla anlaşma yapmam sözlerine Demirtaş yanıt vermiş. Hapiste biliyorsunuz Selahattin Demirtaş. Yanıt vermiş. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor. Bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak diyor. Nasıl değerlendirirsiniz Muharrem İnce'yi? Yani Muharrem İnce'nin popüler siyaset yaptığını söylemek mümkün. Bir de Muharrem İnce'nin biraz da köpürtüldüğünü görüyorum. Ben böyle izlenimim var. Özellikle son 3 aydır bir köpürtülen, bir gündeme oturtulan Muharrem İnce var. Özellikle Millet İttifakı'nı bölebilecek bir koçbaşı olarak görünüyor kamuoyunda da. Hatta kamuoyunda, Ankara kulislerinde daha önce genel başkan yardımcılığı, AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmış kimi isimlerin ve bir isim üzerinde çok konuşuluyor. Muharrem İnce ile AK Parti arasındaki diyaloğu kurduğu ve seçimlerde tabiri caizse yürü Muharrem dediği konuşuluyor. Şimdi Muharrem İnce'yi hatırlayalım. Bundan 3 ay önce seçim otobüslerinin önü kesilen, hadi der diye, dedi ya daha önce de, benim bir seçim otobüsüm var, onunla gidiyorum, başka bir mal varlığım da, elle tutulur bir mal varlığım yok dedi. Hakikaten doğru da olabilir. Ki beyanı da bu yönde. Beyanı da ben doğru olarak kabul ediyorum. Ve seçim otobüsü şehirlerden giriş çıkışlarda durdurulurdu. Polis tarafından geçişlerine müsaade edilmezdi. Yani siyasi bir alan tanınmazdı, özellikle iktidar tarafından. Ama son birkaç aydır önü açılan bir Muharrem İnce görüyoruz. Tabii siyaseten bu hamleleri doğal olarak okuyabiliriz, doğaldır diyebiliriz. Ama Muharrem İnce'nin de bir iddiayı ortaya koyması lazım. Türkiye'yi yönetme iddiası. Elbette bu iddiayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Memleket Partisi'ni kurdu. Kuruculardan birçoğunun, ezici çoğunluğunun şu an Memleket Partisi içerisinde olmadığını biliyoruz. Yani öyle bir parti kaldı elinde. Bir tabela partisine dönüşen bir partiyle baş başa kalmıştı ki bu sürece girerken, ki Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere bu siyasi örgütlenmeye de liderlik ettiğini biliyoruz. Ha, şu anda izleyicilerimiz bulundukları illerde Memleket Partisi il başkanı kimdir sorusunu kendilerine sorsunlar. Bilenlerin sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Ya da siz Memleket Partisi Ankara İl Başkanı'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da kaç kişi, kaç Ankara gazetecisi bunu bilir? Evet, elbette biz mesleğimiz gereği bunu biliyoruz. Ama kamuoyunda bir karşılığında olmadığı da aşikar. Evet, seçimin ikinci tura kalması yönünde Muharrem İnce'nin şu an eğer adaylığı varsa Sinan Oğan'la birlikte mutlak ki %1 ve üzeri bir oy olacak. Yani %51'i, 50 artı 1'i iki taraftan biri de Cumhur ve Millet İttifakı'nın da alamayacağı aşikar. İkinci tura giden bir seçim senaryosu önümüzde bu 23 günlük zaman dilimi içerisinde. İkinci turda birinin lehine çekilir ya da ben aday değilim der mi birinci tura giderken ya da seçime giderken, bu da bir muamma. Şimdi Muharrem İnce'nin HDP ile ilgili olan ya da PKK ile ilgili olan ifadelerini, bir de görev yaptığı süre boyunca olan HDP ilişkilerini ya da Selahattin Demirtaş'ın cezaevi sürecindeki HDP açıklamalarına baktığımız zaman bugünküyle pek de örtüştüğünü söylemek mümkün değil. Bu anlamda yani
Bir kutuplaşma var, evet, bir arayış da var. Sistem şunu diyor: ya Millet İttifakı'na oy vereceksiniz ya Cumhur İttifakı'na oy vereceksiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devleti. Seçme seçilme hakkına göre biz de belli prosedürleri yerine getirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı adayı olabiliriz. Yani her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yakup Bey, 550 bin TL'niz olması gerekiyor Cumhurbaşkanı adayı olmanız için. Yani bu da bu da çok zor. 155 bin TL'de olması gerekiyor. O da şey, 100 bin imzayı alınca 550 bini geri iade ediyorlarmış ama seçimden sonra. 550 bini de bu dönemde bulmak da zor. Evet, zor. Tabii bulmak zor ama örgütünüz varsa, partiniz varsa bu rakamı da bulabilmek çok zor değil. Artık 550 bin TL çok büyük bir rakam da değil maalesef. Neden? Çünkü liradaki değer kaybı, belki ekonomi başlığı bu hafta yok ama ben onu da ifade etmek evet. istiyorum. Bakın şimdi Ramazan Bayramı'nı yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nı yaşarken şimdi ben memleketim olan Kars'tayım. Hayvancılığın merkezi biliyorsunuz. İnsanlar kurban alındı mı, kurban pazarı ne olacak, bir şap hastalığı da var. Mal meydanları, hayvan pazarları kapalı. Bunlar konuşuluyor ve bir düve fiyatı ne biliyor musunuz şu an? 40 bin TL. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 8 bin TL, 9 bin TL, 11 bin TL olan düve fiyatı 40 bin TL. Yani bu ortamda biz seçime gidiyoruz. Böyle bir ekonomik ortamda bir düvenin 40 bin TL olduğu bir Türkiye'de de 555 bin TL'lik böyle bir siyasi harcamada sanırım yapılabilir liradaki değer kaybından dolayı. Şimdi sistem bize iki aday, ya Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya Tayyip Erdoğan diyor. Bunların dışında bir aday olamaz. Yani bir seçenek olmasın mı vatandaşın önünde? Demokrasi bu değil midir? Seçmene ya da vatandaşa seçenek sunmak. Nasıl yönetileceğini ya da hangi politikalarla yönetilmesi için bir irade sunmak. Bu iradeyi beyan etmek için bir seçenek sunmak, düzeltiyorum, bir seçenek sunmak. İşte bu demokrasinin gereği. Burada bir linç kampanyası var mı Muharrem İnce'ye? Evet var. Ama burada Muharrem İnce'nin de çıkışlarına, 100 bin imza sürecine ve şu andaki siyasi jargonuna baktığımız zaman o seçeneğin dışında kaldığını, o seçenekten ya da dayatılan seçeneklerden biri haline dönüştüğünü görüyoruz profil olarak. Şimdi siyaset öyle bir hale aldı ki çok hızlı biz program gündemini de belirlerken mesela bugün yaşanan gelişmeler yoktu. Bugün bir kabir ziyaretinde, bir kabristan ziyaretinde Sayın Kılıçdaroğlu'na bu Fatiha'yı da okuyamayı bilmez. Siz okuyun, okuyacağınızı dağılın buradan diyen bir kişiyi görüyoruz. Tabii bu bir vatandaş tepkisi midir? Bu ağır siyaset dilinin... O şeye gireceğiz. Kılıçdaroğlu'nun Alevi açılımı, Kürtlerle ilgili söylemleri ben üzerinden... Şunu ifade etmek istiyorum. Kutuplaştırıcı bir siyaset dili vatandaşı artık... Tabii o vatandaş üzerinde de ifade etmek istemiyorum ama trolleştiren bir boyuta dönüştü. Yani bir tarafta Fatiha okumayı biliyor musun? O bilmiyorsa bile sen de edebi bilmiyorsun. Fatiha'yı bilmek her şeyi değiştirmez ki bunu da bilip bilmediğini kimseye ilgilendirmez. Bu da kimseye ilgilendirmez bilip bilmediği. Bir tarafta Sultanahmet Camii bugün restorasyon sonrası cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cami avlusundaki söylemleri, siyasi söylemleri, orayı bir miting alanına dönüştürmesi bizim alışık olduğumuz şeyler değildir. Kışla da camide siyaset olmaz geleneği vardı bu ülkede ve orada yakışmadı. Yuhlamak yetmez. 14 Mayıs'ta derslerini vereceğiz. Bu bir cami avlusunda yapılacak konuşma değil. İşte bu kutuplaştırıcı ortam bize bugün Muharrem İnce'yi bir seçenek olabilir mi ya da bu iki seçenekten birine mahkum değiliz diyen seçmen için de bir seçenek olarak sunuyor. Ama Muharrem İnce'deki o agresif tavır ve izlediği söylem, eylemler ve söylemler de sistem içerisinden bir aday olarak topluma dayatılan bir aday olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Netice itibariyle Memleket Partisi'nin şu andaki kanaatime göre hedefinin %3'lük seçim barajı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla birlikte oluşacak oy potansiyelini aynı zamanda parlamento pusulasına da, meclis seçim pusulasına da yansıtarak %3'ü yakalama gibi bir
hedefinin olduğu kanaatindeyim ve buradan da daha önce ayrılan genel merkez yöneticilerinin de görüştüğümüz, diyalog kurduklarımızın da bu yönde çıkarım yapabileceğimiz sohbetlerimiz oluyor. Bu yönde çıkarımı yapıyoruz yaptığımız görüşmelerin sonunda. Yani DSP, ben bir DSP olacağım söylemi aslında çok da boşa çıkan bir söylem değil sizin söyledikleriniz üzerinden bakacak olursak. Yani bu söz konusu olabilir ama burada %3'lük bir barajı aşalım. Cumhurbaşkanlığı adayıyla bir rüzgarımız var. Bir puanımız görünüyor anketlerde. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte parlamento seçimlerine de yansıtırsak bir %3'ü yakalarız. Alacağımız seçim yardımıyla da biz Türkiye siyasetinde var olabiliriz diyebilir ama Kemal Muharrem İnce'nin bir kadro sorunu da var. Yani bugün Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gittiğinizde bir kadro sorunu olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bir ekonomi politikası sorunu olduğunu görüyorsunuz. Bir dış politika sorunu olduğu gibi elbette söyleyecek sözleri var. Elbette bildirgelerine yazacağı cümleleri var ama bunun derin bir kurmay zekasıyla hazırlanan politikalar olmadığını ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt vermeyen politikalar olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Anadolu'da da karşılığının olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz ama burada seçim yarışında olmak hakkıdır. Her Türk vatandaşı gibi hakkıdır. Burada da onun da linç edilmesini, o linç diliyle eleştirilmesini de çok yerinde görmüyorum Neşet Güncoğlu. Evet, teşekkürler. Geleceğiz gene size. Hemen Sami Bey'den devam edelim. Şimdi Sami Bey, propaganda sürecini geçen hafta az çok değerlendirmeye çalıştık. Ama yalnız propaganda sürecinde farklı bir evreye geçtik. Hangi evre? Kemal Kılıçdaroğlu ekrana çıktı. İşte milyonlarca Kürt vatandaşı terörist olmakla suçlanıyor dedi. Muhalif iktidar kanadının işte HDP ile beraber bir yol yürünmesine, Millet İttifakı'nın bir şekilde dirsek temasında bulunmasına karşı işte düşmanlaştırıcı, ötekileştirici bir dil kullandığı söylemi var. Bu söylem üzerinden Kürt vatandaşların ötekileştirildiğini söyledi. Yani o da Kürt vatandaşları konsolide etti bir nevi. Öte taraftan Alevi olduğunu söyledi, açıkladı. Zaten bilinen bir şeydi, yani gizli bir şey değildi. Alevi olduğunu açıkladı ve Alevilerin dürüstlüğüne vurgu yaparak kendisinin kendi kimliği üzerinden yapılan üstü örtülü söylemlere bir cevap ürettiği söylendi. Ama öte taraftan hayır, Alevi kimliği üzerinden bir mağduriyet oluşturmaya çalıştığı da söylendi. Yani propaganda olarak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı dil çok eleştirilmesine rağmen o dile doğru kayan bir yaklaşım varmış gibi geliyor. Hayır, böyle değil mi? Propaganda farklı bir çizgide mi gidiyor? Daha farklı bir çizgide mi gidecek? Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yapmış olduğu Kürt ve Alevi açıklamalarından başlamak istiyorum. Buradaki maksat... Bir virgül atalım. Sizin mikrofonunuzda ufak bir sorun varmış. Muhammed Bey ile bir değerlendirmeyi yapalım. Arkadaşlar hemen baksınlar. Muhammed Bey. Ben hemen başlayayım isterseniz. Soruyu anladım. Yani şimdi Kemal Bey'in özellikle Kürt seçmenle ilgili açıklama yapması, biz Bülent abiyle bu meseleyi tartıştık, konuştuk daha öncesinde. Alevin meselesi gündeme getirir mi dedin. Siz hatta o süreçte Alevi meselesini de gündeme getirse daha faydalı olabileceğini de söylediniz. Aslında şunu gösteriyor. Olanı konuşmak gerekiyor. Sokakta bu mesele konuşuluyor. Kemal Bey Kürtse bakıyor, bazıları diyor ki işte bu Kürt'e oy verilmez noktasında bazı sokak duyumlarını duyuyoruz. Aynı şekilde Alevi meselesiyle ilgili bazıları diyor ki işte Alevi'miş, oy verilmez. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Affedersiniz, Alevi'miş dedi Sayın Hayır, Kemal. Söylemez kendisi. Ne olduğunu biliyorsunuz. falan dedi. Affedersiniz, kendisi Alevi'miş. Yani, affedersiniz, yok bu işin. Bir kere çıkmadı yani. Affedersiniz, yok bu işin. Yani Türkiye birçok mezhep bir vatandaş var, birçok ırktan vatandaşlar var. Bu mesele, siz niye böyle kaşıyorsunuz ki? Kemal Bey de bence iyi yaptı, çıktı. Kürt meselesini gündeme getirdi, Alevi meselesini gündeme getirdi. Çok açık, çok şeffaf bir şekilde konuştu. Bugün maalesef ülkemizde Kürtler üzerinden, belli televizyon kanalları üzerinden o parti HDP kastederek ya da diğer partileri kastederek ya da belli isimleri kastederek komple o kesim terörist muamelesi yapılıyor. Bu yapılmaması gerekiyor. Bu çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. Siz onları daha fazla konsolide edip PKK'nın kucağına atarsınız. Bunu yapmaya gerek yok. Alevi meselesi bakıyoruz. Kamuda en üst noktada bir Alevi var mı? Yok yani. Bu da tartışmamız gereken bir mesele. Demek ki bazıları Alevi meselesini, Alevilik meselesini takıntı haline getirip onların belli noktalara gelmesini istemiyor.
Alevilerin de bir noktaya gelmesi gerekiyor. Kürtlerin de bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ama bunun çifte standart haline de gelmemesi gerekiyor. Ama o dediğiniz şey olursa Irak'a döner burası o zaman. Etnik, dini şöyle bir mesele var. Mezhebi kimlik farklılıkları üzerinden mezhebi bir konu devşirilecek olursa. Çok doğru bir noktaya değiniriz. Eğer mezhebi bir tartışma varsa TRT... Bu ayrım olmaması lazım. Hayır şöyle. Mezhebi bir mesele varsa bunun yapılmaması gerekiyor. Bunun mesela TRT Word'de çalışan birisi... bir tweet attı Kemal Kılıçdaroğlu. Yavuz Sultan Selim'i örnek göstererek. Bugün AK Partili bazı isimler Yavuz Sultan Selim ne kadar haklıymış tweetleri attı. Bu ayıp değil mi? Gerek var mıydı böyle bir tartışma? Ben yapıp yapmadığını söylemiyorum. Yani bazı rivayetlerde, bazı tarihi anekdotlarda Yavuz Sultan Selim'le ilgili bazı iddialar var. Bunları gündeme getirerek Alevi seçmen üzerinden bir farklı bir yaklaşım. Kutuplaştırma bu ülkenin en çok başını ağrıtan mesele. Ötekileştirme bu ülkenin başını en çok ağrıtan mesele. Ama bir bakıyoruz şimdi dediklerinizde haklısınız. Bu meselenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirmesi önemliydi. Birincisi kendi partisi için. Başta ne dediler? CHP'li olmaz dediler birinci madde. Kürt olmaz dediler. Üç Alevi olmaz dediler. Ama ne oldu? Üç meselede kendisi için dezavantajlı bir konuyken bugün avantajlı bir konu haline geldi. Burası Amerika değil. Bazıları şu yorum yapıyor. İşte Amerika'da siyah biri başkan oldu. Ya biz Alevi birisini bu kadar ayrımcı bir dil kullanamayız yani. Siz neyi kastediyorsunuz? Siyahla Alevi işte kıyaslaması yapıyor. Bu ırk, mezhep meselesi Amerikalıların yaptığı yanlış. Bizim bu meseleyi getirip Türkiye'de aynı şekilde konuşmamız da doğru değil. Ne varsa konuşacağız. Ama şunu da gördük. Mesela çok güzel bir paylaşım yapıldı Saadet Partisi kurumsal hesabından. Biz ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı değil, birlikte yaşamamız gerekiyor denildi. Bence önemliydi. Değil mi? Yıllarda Saadet Partisi ile ilgili mesela ya da çeşitli iddialar ya da Cumhuriyet Halk Partisi bir araya gelmez. Artık Türkiye'nin bu meseleyi bırakıp üretim noktasında, ekonomi noktasında, gıda fiyatları noktasında bunları konuşması gerekiyor. Artık bu kutuplaştırma ve ötekileştirme bırakmamız gerekiyor. Az önce Yakup Bey çok önemli bir noktaya değindi. Sayın Cumhurbaşkanı bir caminin avlusunda şunu söyledi. Onlar Diyanet'i kapatacak dedi. Millet İttifakı'nın protokol metninde böyle bir durum var mı? Ya cami avlusu... Türkiye İşçi Partisi bunu söylüyor. Diyanet meselesi. Millet İttifakı. HDP söylüyor. Cami avlusunda... Bunu gündeme getirmenin ne anlamı var? Cami avlusundasınız ya. Cami avlusunda Millet İttifakı'nın protokol metninde bu mesele yoksa siz niye bunu gündeme getiriyorsunuz? İşte bunun detayına bir girelim mi? Ufak bir ara verelim. Hı. Detayını konuşalım. Kıymetli izleyenler sakın bizden ayrılmayın. Detayını konuşacağız. Gerçekten İnanç Bakanlığı kurulacak mı? Diyanet kapatılacak mı? Böyle bir niyet var mı? Teferruatıyla ele alacağız. Akıldaki sorular BBN Türk ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. En son propaganda dönemini ele almıştık. Propaganda dönemi nereye gidiyor? Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürtlerle ilgili söylemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami meydanlarında yaptığı söylemler, nereye doğru, daha da fazla kutuplaşmaya doğru gidiyoruz? Bunu değerlendiriyorduk. Söz Muhammed Vefa'daydı. Sözünüz daha bitmemişti. Ben bir ekleme yaparak hemen devam edeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, siz dediniz ki çok öteleniyor. Kürt vatandaşlar çok öteleniyor dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İYİ Parti ve diğer partilerle HDP'nin beraber çalışmasından kaynaklı olarak terörün önünün açılacağı söylemi var. Buna karşı bir cevap verdi Kılıçdaroğlu. Kürt vatandaşların terörize edilmesi, işte onların terörist gibi gösterilmesinin yanlış olduğuna yönelik açıklaması vardı. Alevi açıklamasının, yani kendisinin Alevi olduğunu söylemesinin direkt bir muhatabı belki, direkt bir söylemi yoktu ama evet kamuoyunda çok işte o Alevi, ona oy verilmez diye bir söylem vardı, haklısınız. Şöyle bir durum da var ama az önce dediniz ya, işte vatandaşların herhangi bir sınıfa tabi tutulmadan gerektiğinde Alevi vatandaşların da üst kademelerde görev alabilmesi lazım. Haklısınız, ben de katılıyorum. Liyakat esaslı olmalı. Yani Alevi, Kürt, Sünni değil, tamamen liyakat esaslı. İşte ama Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz şöyle, yani tarihi de yokluyorum. Mark Aresayan diye biri vardı. Danışmanlığını yaptı. Eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Hristiyan, o Ermeniydi. O Ermenilerin biraz daha dini şey, milli bir dini oluyor. Şimdi mesele şu, ben sizin bir dakika, sorumu bitireyim. Şimdi Mark Aresayan'a Türk bayrağı tabutuna sardırdı. Protokolde kesinlikle böyle bir şey olmamasına rağmen. Cenazesine gitti. Milletvekili ya. Evet, cenazesine gitti. Ve ardından bununla ilgili bir empati kurdu. Şimdi Ermeni meselesinde farklı tavırları da, söylemleri de oldu. Yine
Mecliste biz anayasa değişikliği konusunda meclis grubunun, AK Parti meclis grubunun HDP'yi ziyaret ettiğini gördük ama öte taraftan HDP'yi sürekli düşmanlaştıran bir dil de ortaya koyduğunu gördük. Yani evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında hani söylediği ötekileştirici dil ya da kendini, kendi tabanını konsolide edici dil veya söylemlerin bir bütünlük arz etmediğini görüyoruz. Bu tam olarak ne ifade ediyor? Yani Kılıçdaroğlu eğer buna cevap veriyorsa bu aradaki farkı göz önünde bulundurması gerekmez mi? Bir de Muharrem İnce'nin şöyle bir söylemi vardı. Bunu Eşat da... Bey şimdi ben hepsini yazmam gerekiyor. Çok yok yok hepsini izinle bağlı. Muharrem İnce'nin şu söylemi vardı. Ben kendim seçilme ihtimalim yoktu. Az önce siz de söylemiştiniz evet. Turda. Seçilme ihtimali yok Muharrem İnce'nin CHP içerisinde kesinlikle dediniz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de delegelerin büyük bir çoğunluğunun Alevi olduğu söyleniyor CHP'lilerde. Yani madem Kılıçdaroğlu sınıfsal ayrıma karşı çıkıyor o zaman CHP içerisindeki bu tutumda da bir ikircikli bir tavır olmuş olmuyor mu? Şimdi soruların hepsini birbirine bağlayıp açıklayayım. Yani çok buyurun, kısa lütfen. Bir vakti kimsenin de hakkını almayayım. Size karşılıklı oturup da konuşmak da güzel oluyor. Önceden orada bulunduğumuzca bir temas kurmakta zorlanıyorduk. Şimdi şunu söyleyelim başta. Sayın Cumhurbaşkanı 2002'den itibaren belki ben dedi ki milletçiliği ayaklarımın altına aldım dedi. Evet. Bu önemli bir açıklamaydı. Yani herkesi ben kucaklıyorum dedi. Ama sonraki aşamada mesela Markara Esyan ismini verdiğiniz için söylüyorum. Kıymetli bir isimdir. Ya da diğer isimler. Bunun birçok ismi de gündeme getirebiliriz. Ama son sürece bakmamız gerekiyor. Bazı mesela intaj derler. Yani ne olacağını görmek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında şunu söyledi. Bir milletvekili partisine katıldığında PKK'lılar 10-15 çocuk doğuruyor dedi. Üzücü değil mi bu açıklama? Cumhurbaşkanı partisinin değil cami avlusunda diyaneti kapatacaklar dedi. Bu üzücü değil mi bu açıklama? Ve biz çok açıklamayı hatırlatabiliriz. Mesela Sayın Karamollaoğlu ile ilgili birçok açıklama söyledi. O vesaire ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebi üzerindeki açıklamalar. Ya da HDP'li bazı isimler üzerinde yapılan açıklamalar. Birbiriyle çelişen açıklamalar ama çelişen. Daha önceki dönemiyle sonraki dönem itibariyle çelişiyor. Son süreci kastediyorum. Başta milletçiliği ayakları altına birisiydi. Çözüm sürecini başlatırken tam hatırlamıyorum da bir zehir içtik biz bu yola. Baldıran zehir içtik bu yola girdik diyen birisiydi. Ama son süreçte bakıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı çok marjinal bir noktaya geldi. Bu da aslında politikasının aslında oy kaybının en büyük sebeplerinden birisi. Bir an önce bundan geri dönmesi gerekiyor. Ama mesela bu propaganda süreci belki konuşacağız ama Kemal Kılıçdaroğlu bence bu Alevi meselesini gündeme getirmesi, Kürt meselesini gündeme getirmesi o seçmenin de motivasyonunu arttırdı. Çünkü bu seçmen biraz dışarıda duruyordu. Fazla da seçimin içine girmiyordu. Heyecan oluşturdu ve bu konsolide etti bu seçmeni de. Bu büyük bir oy çoğunluğunu da getirebilir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı yine bir açıklaması vardı. Aleviler üzerinden tam hatırlamıyorum ama evet reklam filmi. AK Parti'nin hazırladığı bayram reklamını izlediniz mi? Hayır, daha göremedim hayır. Bayram reklamında işte Hazreti Fatma, işte Fatıma, işte isimleri tek tek sayıyor. Ayşe, işte Osman, Ali, işte peygamberler dönemindeki sahabeleri ve peygamberimizi sayıyor. Bunu gündeme getiriyor. Bu aslında biliyor musunuz Bülent Bey? Bu YSK'nın bunun yasak getirmesi gerekiyor. Dini evet. Motifleri kullanıyor. Tabii. Dini duyguları istismar ediyor. Başka isimler de var dini motiflerin haricinde. Şöyle söyleyeyim. Berke dese ben orada bir şey demeyeceğim. Mert dese ben orada bir şey demeyeceğim. Alparslan dese ben orada bir şey demeyeceğim. Ne kadar sahabe varsa, ne kadar İsa Musa ile başlıyor fragman. Yani daha bunun ötesi olmaz. Bu dini duygular istismardır. Yani AK Parti bence bu süreci şöyle yürütmesi gerekiyor. Çıkıp birisi diyecekti ki bizim Alevilerle ilgili hiçbir karşıtlığımız yok. Zaten biz onlarla ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. İnce mesaj vermeye gerek yok. Bugün çıkıp cami avlusunda konuşmanın bir anlamı yoktu. Tam neden yapıyor ama? Şimdi bunların CHP seçmenin bugün, konsolide ettiğini hayır, söylüyorsunuz. Bunu şunun için yapıyor. Burada mesele şu. Burada AK Parti'nin yıkamadığı bir tapu var. Özellikle mesela Millet İttifakı içerisinde mesela Saadet Partisi var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni meşrulaştırıyor. Meşrulaştırıyor derken bazıları yanlış anlaması. Muhafazakar camiyle, mütedeyyin camiyle Cumhuriyet Halk Partisi artık çok rahat temas kurabiliyor. AK Parti kapı aralamış oldu. Tabii çok rahat kapı aralayabiliyor. Bugün AK Parti bu kapıyı kapatamıyor. Ne yaptı bugün? Çok üzücü. Şimdi ben haber bildirim geliyor. Kemal Bey Adıyaman programını iptal etmiş. Niye? Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hem bizim basın mensubu arkadaşların aracına saldırı gerçekleşmiş hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna bir saldırı gerçekleşmiş. Burada bazıları Alevilik meselesini konuşuyoruz. İşte çok bu tarikatlaşmanın geldiği evet, nokta yani. Çok meseleyi derinleştirmek istemiyorum. İzleyicilerimiz beni çok iyi anlıyor ama Kürt meselesini gündeme getiriyor.
Ama aynı şekilde bir kişi 50 bin kişinin öldüğü deprem bölgesine sen Fatih okuyor musun deyip edepsizliğini yapabiliyor. Şimdi bu propaganda AK Parti'de müdahil oluyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıç'la bu açıklama yaptı. Bunu bir köşeye koyup yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Ekonomiyi konuşmamız gerekiyor, diğer meseleleri konuşmamız gerekiyor. Ama maalesef bu noktaya tıkandık. Şimdi AK Parti'nin propaganda meselesine gelirsek, şimdi AK Parti hatırlarsak seçim kararı ilan edildi. Yeter söz milletindir sloganı kullanacaktı. Evet. Değil mi? Bunu kullanmasını bekliyordum. Bunu hiç duyduk mu? Duyamadık. Çünkü AK Parti'nin yeter söz milletindir diyeceği bir zemin yok ortada. Sonrasında mitik meydanlarda birkaç kez dile getirildi. Sonrasında sadece. Türkiye yüzyılı denildi. Bu ifade de kullanıldı. Bu da unutuldu. Değil mi? Çok kullanılmıyor. Hemen şimdi sloganı çok kullanılmaya başladı kısmi olarak. Bu da unutulmaya başladı. Şimdi doğruya doğru zaman doğru adam sloganı kullanılmaya başladı. Türkiye yüzyılı için evet. Doğru zaman doğru adam. Ama AK Parti'de bir propaganda eksikliği var. Belki geçtiğimiz yayında ben Erol Olçok'un kısmı olarak dedim ki evet. Şatafatlı dönemde parti propaganda yapmak kolay dedim. Çünkü malzeme vardı o dönem. Ama bugün AK Parti zor dönemde sihirli kelimeyi de bir türlü bulamıyor. Yani daha doğrusu seçmenin ne diyeceğini de bulamıyor. Bugün AK Parti'nin özellikle doğalgaz meselesinde bir vaadi vardı. Aslında bu kaybettiğinin göstergesi. Seçimdeki anket sonuçlarının bir göstergesi. Normalde bilmiyorum sizin alanınızda enerji, siz daha iyi bu olaya hakimsiniz. Ama bugün doğalgaz meselesi üzerinde işte yine konut vaadi açıklandı, kira öder gibi ev sahibi olacaksınız denildi. Biraz da AK Parti artık propaganda noktasında da yeterli gücü yok. Ama burada da aynı zamanda az önce Bülent abinin söylediği çifte standart bir durum var. TRT'de hangi lideri gördük? Fatih Erbakan'ı TRT'de gördük. Niye Saadet Partisi Genel Başkanı görmedik? Niye Sayın Davutoğlu'nu TRT ekranlarında görmedik? Niye Deva Partisi Genel Başkanı TRT ekranlarında görmedik? Niye bunlar çifte standart yapıyorlar? Herkesin çıkması gerekiyor. Türkiye Radyo Televizyonları Kurumu. Burada herkesin çıkması gerekiyor. Ama maalesef çifte standart var. Aynı zamanda siyasetin finansmanında da ciddi problem var. Şimdi bakıyoruz. Az önce yine Bülent abi söyledi. Bu miting meselesi. Bir taraf miting yapıyor, bir taraf açılış yapıyor. Kimin açılışını yapıyor? Ulaştırma Bakanı'nın açılışını yapıyor. Bunu geçtim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir yerde miting yapıyor. Karşı tarafta HDP müzik açmış. HDP'nin yaptığı hoş değil. Olumlu karşılamıyorum. Müzik sesini açarak İçişleri Bakanı'nın sesini kısıyor. Ama İçişleri Bakanı demeyin, o AK Parti İstanbul Milletvekili adayı. O zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ben AK Parti İstanbul Milletvekili adayım. Benim konuşmama izin verin demesi gerekirken, ben İçişleri Bakanıyım, bana izin vermeniz gerekiyor, konuşmam gerekiyor diyor. Saygı göstermeniz gerekiyor. Burada çifte standart bir durum yok mu? Kim milletvekili adayıysa, parti kürsüsüne çıktığında milletvekili adayı gibi konuşması gerekiyor. Bu çifte standartın bir an önce bitmesi gerekiyor. Yani Türkiye artık bu sistem o kadar garip bir ortama getirdi ki herkes ayrı bir yerden defe vurmaya başladı. Hep ayrı sesler çıkmaya başladı. Bunun bir an önce bitmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği konular işte hani az önce siz de söylediniz ya partinin Alevi partisi olması, başka birinin seçilemeyecek olması. Ya, Cumhuriyet Halk Partisi için Alevi bir parti demek bence doğru bir tabir değil yani. Delegeler noktasında. Yo, delegeler noktasında demek doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi bugün her dört kişiden birisinin oyunu almış bir partidir. Ve ciddi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bu CHP'den gelen eleştiri. CHP'nin içinden bu eleştiri çok geliyor. Yani varsa aday listelerinde de çoğunlukla işte Kürtlere yer verilmiş olması yine çok eleştirilen bir şey. Ya vermesi gerekiyor. Burada eleştirecek bir nokta görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partiler ya da Aleviler kendini rahat gördüğü bir alanda siyaset yapmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapıyor. Keşke AK Parti de bu noktada Alevilere yer açabilseydi. Aleviler gidip Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti içerisinde de siyaset yapsa. Siz de gündeme getirmişsiniz. AK Parti Alevi açılımı yaptı. Ona yakın milletvekili adayı oldu AK Parti içerisinde. Niye listeye koymadı o isimleri? Koysaydı Aleviler AK Parti'de de siyaset yapsaydı. Siz onlara gerekli zemini oluşturmuyorsunuz ki. Eğer bir zemin oluşsaydı Aleviler gidip AK Parti içerisinde, İYİ Parti içerisinde siyaset yapabilirdi. Siyaset belli bir kimlik tarafından yönetilmeye başladı. Bir taraf Türk milliyetçiliğine, bir taraf Kürt milliyetçiliğine, bir taraf da İslami terimleri kullanarak bu süreci yürütmeye çalışıyor. Bir an önce bunlara kırılması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde siyasete çözüm noktasında bir anlayış bulamayız. Evet, teşekkürler Sami Bey. Hemen sizden sözü almıştık. Mikrofon bozulmuştu. Tekrar size döneyim. Siz ne dersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dili neden kullanıyor? Yani kendi seçmenini mi konsolide etmeye çalışıyor? Ama kendi seçmenini konsolide etse de bir dünya yeni seçmen var. 64.133.000 seçmen var. Evet. Ve en son 2018'de aldığı o 26.5 milyon. Kabaca 38 milyon oy kalıyor diğer tarafta. Yani kendi seçmenini konsolide etmesi
yani dengeyi kurtarabilecek mi, yoksa 38,5 milyondan oy alabilecek bir dile mi gitmesi lazım? Neden bu dili tercih ediyor? Dil konusuna ona geleyim. Başlangıçta bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili konuşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bırakın Sünni Alevi ayrışmasının, Aleviler içerisinde bir çekişme var. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir Tunceli Alevisi olması, Dersim Alevisi olması partinin özellikle deleke yapısına büyük oranda yansıyor. Bu yani bu yapılan iş bence kutuplaştırmanın kralı. Şimdi Kürtlerle ilgili sözler... Kılıçdaroğlu kendi partizanlarını mı kutuplaştırıyor, anlamadım. Kendi içerisinde şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece Sünni Alevi meselesi değil, Alevilerin de kendi içerisindeki kutuplaşmasından bahsediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön ayak olduğu bir konu bu. Tunceli Alevileri bir tarafa, diğerleri bir tarafa. Diğerlerini evet, Alevi yerine koymuyorlar bile. Şimdi hal böyle olunca yapılan bu çıkışlar bana şöyle bir şey hatırlatıyor. Kampanyanın tamamıyla Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da seçildiği kampanyanın taklidi bir kampanyaya doğru gidiyoruz artık. Yani çünkü oradaki iş, uygulanan taktikler işe yaramıştı biliyorsunuz. Bir pazar yerinde bir Sayın İmamoğlu'nun bir bayanla, bir kadınla tartışmıştı. Sana asla oy vermem mealen söylüyorum. Hatırlayacaksınız hepiniz. Bunu izlediğim zaman ben normal bir düz mantıkla bakmıştım olaya. Bunu yayınlamaları bana ilginç gelmişti. Yani yayınlamamaları, çünkü çok yüklenmişti o kadın Sayın İmamoğlu'na. Fakat bunu kullandılar kampanyada. Ve bundan da geri adım atmadılar. Yani İmamoğlu'nun kampanyasının bir taklidi. Aleviler konusu da, Kürtler, Alevi Kürtler'de de şöyle bir sorun var. HDP'yi daha da meşrulaştırma çalışması. Yani efendim Kürtlerin bir her seçim öncesi kazanılmayacak, özellikle gördüğü Sayın Kılıçdaroğlu'nun mealen söylüyorum, bir yaftalama, hepsi teröristtir, şudur budur vesaire. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu olay Kürtlerin hepsinin yaftalanması meselesi değil. Kürt kimliği üzerinden eleştirileri oluyor. Bu eleştiriler de HDP'nin üst düzeyi Kandil ve Demirtaş, zaman zaman da İmralı bu eleştirilerden nasibini alıyor. Böyle yaklaşım var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ben bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını tamamıyla yeni dönem, önümüzdeki dönem seçime doğru izleyici politikanın da sinyalleri olarak daha da gerginleştirecek gibi geliyor bana. Yani söylemlerle bu kampanyayı daha da gerginleştirecek gibi geliyor. Söyleyebileceklerim bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine karşı bunları savunma olarak dile getirdiğini söylüyorlar. Muhammed Efe de ona vurgu yaptı. Yani o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları niye dile getiriyor? Az önce size bir oy dengesinden bahsettim. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kazanmak istiyorsa şu an karşısında olan 38 milyondan daha fazla oy çekmesi lazım. İnan Neşat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Kürtler üzerinden yapmış olduğu konuşmalarda herkes mesajını alıyor. Yani bütün Kürtleri bir anda hedefe koyan, artikala koyan bir yapısı yok Sayın Cumhurbaşkanı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum, evet. Da Kılıçdaroğlu orada tüm Kürtleri zan altına sokuyorsunuz derken HDP'yi bir Kürt partisi olarak aslında tanımlamış oluyor. Evet. Halbuki evet. HDP'yi bir terör partisi olarak tanımlıyor. Evet. AK Parti MHP ile beraber çizgi yürüdükten sonra böyle, evet, bir tanımlama içerisine girdi ama bu çizgi yürüttüğü süre içerisinde işte HDP ile yakın olması, bazı söylemler ortaya koyması, anayasa konusunda işte onlardan talepte bulunması gibi meseleler çok çelişki arz ediyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı söylemler ortaya koyuyor. İşte muhalefet kanadını, Millet İttifakı kanadını yıkabilmek adına, İyi Partilileri sandığa gitmekten uzaklaştırmak adına HDP'li seçmeni şeytanlaştırıyor, uzaklaştırıyor, ötekileştiriyor ve Millet İttifakı bloğunu dağıtmaya çalışıyor. Tamam, bunu yapmaya çalışıyor ama bu oradan oy getirmez. Benim buradaki görüşüm net Neşat. Anayasa ile ilgili görüşmelerde bir, HDP ile görüşülmeyecekti. Bu bir yanlıştır. İki, Cumhur İttifakı'ndan Hüdapar'ın alınması da yanlıştır.
Bu kadar, nokta. Yeterli olur herhalde. Teşekkürler. Artık Bülent Bey'den kalanını tamamlamaya çalışacağız. Şimdi Bülent Bey, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi aday adaylarından bazıları başörtülüydü. Örgütün içerisinde görev almıştı. İsmini hatırlamadığım biri çıkıp şu açıklamayı yaptı. CHP tabanı benim düşüncelerimi kabul etmedi dedi ve istifa ediyorum dedi. Ama öte taraftan Kılıçdaroğlu'nun Seyit olduğuna dair, peygamber soyundan geldiğine dair törenler düzenlendi. Ama öte taraftan Kılıçdaroğlu laiklik çizgisi ve liyakat esaslı bir atama olması gerektiği vurgusu yapıp iktidarın dini kullandığı söylemini bir tarafa koyuyor. Şimdi bu muhalefet kanadı, CHP merkezi muhalefet kanadı. Dönüyorum iktidar kanadı, diğer iki arkadaşıma sordum, size de soracağım. İktidar kanadı ise işte 26,5 milyon oy aldı, karşısında 38,5 milyon oy var. Yani daha fazla bir oya ihtiyacı var hali hazırda 2018'den bu zamana kadar. Ama kullandığı dil sanki oyu 26,5 milyonu korumaya dönük bir dilmiş gibi algılanıyor. Neden bu dile tutunuyor? Amacı ne tam olarak? Şimdi tabii hedef belli. Yani herkes iktidarı kazanmak istiyor. İktidara giden her yol mübahtır. Şimdi bu noktaya biz durduk yere gelmedik. Şöyle cümleler kuruluyor, şöyle başlayan. Ben o konuya girmek istemiyorum ama aslında bizim için hiçbir problem değil ama onu söylemeyeceğim. İşte Alevi, Kürt bir adaya millet oy vermez, tırnak içinde, bana ait bir ifade değil. İşte verecek, göreceğiz. Öyle değil demek ki. Yani ayrıştırmayı yapanlar ondan sonra çıkıp neden bunu kullandı diyor. Evet, mağdur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mağduru oynamasına gerek yok. Şu anda aday gösterildi ama hatırlayın. Niye aday gösterilmek istenmiyordu? İşte İYİ Parti'den gelen eleştirileri açık açık söylediler. Açık açık. Evet. Vatandaşın ona oy vermeyeceğini düşünüyoruz. Niye? O da çıktı dedi ki ya bana Alevi diye işte oy vermez vatandaş diyorlar. Bu Alevi işte bu, ben ayıplıyorum ama artık herkes konuşuyor bunları. Ben de konuşacağım artık. Yani konuşmamız gerekir. İşte Kürt belki o bir ikinci planda ama genelde mezhebi bir ayrıştırma. Bu nedenle ona oy vermezler. İşte verecekler, görüyorsunuz. O da çıkıp dedi ki benim bundan utanacak bir şeyim yok. Mağduriyet var mıydı? Evet, vardı. Yani bu farazi durduk yere Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle işte gece rüyasına gelmiş ve çıkıp sabah açıkladığı bir şey değil ki. Diyor ki artık bunu konu etmeyin ya, çıkartın. Ve bunu kullanacaktı. Kullanma ihtimali hala da var. Ben kaç mitingde gördüm. Siz biliyorsunuz onu. Kendisi söylemiyor ama onun meşrebini biliyorsunuz diye ben açıklamalar dinledim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Başbakanlığı döneminde de yaptı bunları. Bu açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla bu durduk yere değil. Alın o zaman işte her şeyi söylüyorum. Hadi kullanın mealinde bir açıklama bu. Ben Aleviyim, Kürdüm. Kökenim bu. Ama diyor ki devamında, o cümleyi gözden kaçırmayalım. Bakın evet, ben hak yemem diyor. Ben haram yemem diyor. Bakın bu jargon muhafazakar camiada kullanılan, karşılığı olan aslında hukukta nedir? Suç işlemem ben, işte rüşvet yemem, irtikapla işim olmazdır aslında. Diyor ki haram yemiyorum ben, gelin araştırın bakın. Olsaydı inanın dökerlerdi. Haram yemeyen birini niye mezhebi bir kategorizasyon içine sokuyorsunuz? Yiyorsa diyor ki o zaman gelin yargılayın beni. Eğer yediysem, haram yediysem. Dolayısıyla bu bir ihtiyaçtan çıkmış. Mağduriyet mi? Evet, mağduriyet oluşturma. Zaten bir mağduriyet var ortada. Bu nedenle eğer aday gösterilmeseydi, bakın ben bunu kaleme de aldım. Bu ülkenin Kürt vatandaşları, bu ülkenin Alevi vatandaşları, bu ülkenin ulusal, CHP'nin ulusal kanadı rahatsız olacaktı. Kendilerini ötekileştirmiş hissedeceklerdi. Bu gerekçeden deniliyor ki biz bu gerekçeyi kullanmıyoruz. Hayır, bal gibi de kullanılıyor. Bu çirkin bir propaganda malzemesi olarak kullanılıyor. Şimdi bu bir ihtiyaçtan doğdu dedim. Bunu söyledi. Ve diyor ki hani bu nedenle bana oy vermeyecekseniz zaten yapacak bir şeyim yok. Benim hayatım ortada. Bakın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını, yapamayacaklarını, yaptıklarını tartışmıyoruz. Bir sürü vaatte bulunuyor. Bunları nasıl gerçekleştirecek? 300 milyar dolar getireceğim dedi. Nereden getirecek? Bunları sorgulamak yerine kısır tartışmayla gidiyor. Amerikan Foreign Policy demiş ki bir makalede, Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde ama buna rağmen seçimi kazanamayacak. Kazanamama ihtimali var diyor. Ve devamında diyor ki Financial Times'a benzer bir şey. Yani. Kılıçdaroğlu'nun diyor politikalarında şüpheler var. Gelecekte yapacağı fiillerde şüpheler var diyor. Yani düşünsenize,
Bunun dışında aslında birçok malzeme var, tartışılacak birçok konu var. Ama geliyor, konuya siyaset takılıyor, yaslanıyor. Bu biraz mecburiyetten doğdu. Yani ve ben bunun ezber bozduğunu düşünüyorum. Yani bu o kadar da hani ya nereden çıktı bu, hiçbir işe yaramaz değil. Tam tersine konsolide edecek bu. İnanın edecek. Çünkü bütün Alevi vatandaşlar da gidip Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor. Geçmişte gördük, başka partileri eleştiriyorlar CHP'yi, başka partilere destek veriyor. Kürt vatandaşlar AK Parti'nin bölgedeki mikro milliyetçi partiler dışında en yüksek oyu alan partiydi. 32'ler 34'ler oranında, değil mi AK Parti? Doğu ve Güneydoğu'da en çok teveccüh gören partiydi. Yani AK Parti Kürt vatandaşlarının oyunu istemiyor mu? Ya şimdi çözüm sürecinde başka, bugün başka konuştuğunuz zaman bunun altını dolduramıyorsunuz. Bir de Hüdapar'ı aldığınız zaman o zaman HDP'ye ne diyeceksiniz? Bakın 7. masa ayak söylemi bitti. Bir de MHP ittifakta olan Hüdapar'la bayramlaşmıyor, Cumhur İttifakı. Evet. Ya MHP kendi listelerini çıkardı. Yani evet. Bunu da görelim. Cumhur İttifakı'nın iki parti birbirine bayramlaşmıyor. Evet. Kendi listelerini çıkardı. Bir ayrışma olduğu kesin sahada. Yani ayrışmadan kastım şu, ittifak dağılmadı ama Cumhurbaşkanı adayını destekliyorlar. Ama eşyanın tabiatı bu. Kendi adayını destekliyor. Yani gidip benim milletvekilime ver diyecek tabii ki. Oyu kendi milletvekiline, kendi listesine isteyecek. Çünkü kendisi de listesini çıkardı. Kendi de varlığını, kurumsal kimliğini devam ettirecek. Sami abi bir şey söyleyecek. Bir şey soracağım ben de. Bağışlayın, kaçırmış olabilirim. Buyurun. Bu binada, bizim yayın yaptığımız bu binada İYİ Partili Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral. Halil İbrahim Oral bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ben kaçırmış olabilirim. O bu açıklamadan ve esnasında sonra ya da kısa süre Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir açıklaması oldu mu? Yok. Kaçırmış olabilirim yani. Kılıçdaroğlu olmadı direkt. Olmadı. Şimdi Cihan Paçacı'nın açıklamaları oldu. Başka yani isimlerin oldu. Şimdi direkt bu şekilde yani net sırf bir başlık açarak Twitter'da bu şekilde açıklama yapmasını neye bağlıyorsunuz? Yani ben durup dururken diyesim geliyor, başka bir şey yok. Ama yani neden bu malzemeyi elden alıyor? Bu malzemeyi kullanmayın diyor. Benim bundan utanacak bir şeyim yok. Benim işte soyum belli. Seyit peygamber soyundan geliyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Seccadedenle bu birinin, tartışma başladı. Evet, birinin, evet seccade tartışıyoruz. Ona da geleceğim. Birinin kendini peygamber soyundan geliyormuş diye hele bir siyasetçinin kanıtlamaya ihtiyacı var mı? Vah ki vah. Evet. Yani yazık ya. Ya benim inancımı kim sorgulayabilir? Benim dinime bağlılığımı, ibadetimi, amelimi kim sorgulayabilir? Yani düşünsenize ben Seyit torunundan, soyundan geliyorum. Gelmeyenler günahkar mı? Gelmiyorsak bu bizim suçumuz mu? Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca söylediği ve anlaşılmayan bir ifade var. Diyor ki biz diyor doğduğumuz yeri, ailemizi seçemiyoruz. Mezhebimizi, meşrebimizi seçemiyoruz. Ha şunu seçebiliyoruz. Dürüst, namuslu vatandaşlar olmayı, haram yememeyi seçebiliriz. Bu bir yoldur, bir tercihtir. Bir de propaganda meselesi gireceğiz mi? Evet, tabii onu da değinelim şimdi. Ona bir girmek istiyorum Neşat Bey. Sorunuz varsa bu kısımla ilgili alayım. Ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle davrandığı ile ilgili cevap alamadım. Tamam, şimdi geleceğim ona. Niye? Siyaset zor. Neden? Ben cevabı vereyim, kısa vereyim. Çünkü seçim kafa kafaya. Zor bir seçim. Bunu tutması yetiyor mu tabanı yani? Bu söylemler hayır, şöyle tutacak işte, söylemler. Yani onu net sordunuz. Ben de net cevap vereyim. Benim gördüğüm geçmişte bu gibi şeylere biraz olsun meyleden vatandaşlar, yani Alevilik ya da işte Kürt olmak filan bir şüphesi varsa şimdi diyor ki olsun ya ne olacak? Bak diyor, çünkü başka kötü ama örnekler hayır, var. Başka nereden Alevilik veya Kürt üzerinden söylemiyor bu işi. Yani HDP, PKK ikilemesi yapıyor. PKK ile yakın oldukları için devleti yarın öbür gün PKK'ya peşkeş çekecekler diyor. Onu Kürt'e çeviriyor Kılıçdaroğlu. Yani iki tarafın da söylemi kendine yakın tarafa çekme durumu var. Bakın bu var. Ülkede, ya bakın şimdi bunlar böyle şeyden çıkmadı. Yerel seçimi hatırlayın. Maalesef unutuyoruz biz bazı şeyleri. Ya beka söylemi üzerinden neler yaşandı? İşte o dönem kayyumlar atandı belediyelere, buradan bir tartışma yürüdü. Daha önce AK Parti'nin çözüm sürecinde piknikler, düzenlenen piknikler geldi kamuoyunun gözü önüne. Selahattin Demirtaş cezaevinden aday yapıldı, şimdi aday yapılmıyor. O zaman suç olmayan şey şimdi suç. Suç değildir demiyorum bakın. O zaman değildi. Niye değildi? Çünkü oyları bölecek, evet, adaya ihtiyaç vardı. Şimdi politikanın, evet... Günübirlik politikada söylemler, propaganda geliştirilebiliyor ama
uzun vadede tutarlılık aranıyor. Çünkü öyle bir çağdayız ki görüntüleri, konuşmalarınızı önünüze koyuyorlar. Şimdi benim gelmek istediğim noktalardan biri de şu. Şimdi AK Parti devlet gücüyle evet bazı adımlar atıyor arka arkaya. Bu şunu gösteriyor. Seçim gerçekten zor. Çünkü 50 artı 1'i almak zor. Ve kafa kafaya bir seçim. İşte bazı anketlerde de Sayın Kılıçdaroğlu önde görünüyor. Ama şimdi ikinci tur görünüyor. Şimdi soğan 30 lira. Değil mi? Ya şu kafa kafaya dediniz ya şu mu demek oluyor? 64 milyon seçmenin 32 milyonu Millet İttifakı'na, 32 milyonu Cumhur İttifakı'na. Kafa kafaya bu demek mi? Şimdi bunu bilemeyiz ki. Şimdi seçmendeki güdüyü bilemiyoruz. Seçmen, vaatler havada uçuşuyor. Neşat. Yani işte 30 asgari ücreti 30 lira yapmayı önerdi Sinan Oğan. Bunu verecek şirket yok Türkiye'de. 30 lira azdır demiyorum. Belki bir sene sonra 30 lira asgari ücret olacak. Yani bu Türk lirası eriyor ya. Ama Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 300 milyar dolar getireceğim. Hangi fon Türkiye'ye 300 milyar dolar verecek? Daha önce vermiş mi? Böyle bir fon var mı? 30 milyonluk bir anlaşmaya imza atmış bir fon mu var? Bilmiyoruz bunları. Şimdi soğan 30 lira değil mi? Halkın önemli bir bölümü et yemiyor. Artık yemiyor. Orta direk çökmüş. Sabit gelirli vatandaşlar ne yapacağını, nasıl geçineceğini bilemiyor. Sihirbaz gibi. Gidiyorsunuz markete, etiketler havada değişiyor. Ben bu dün bir şeye baktım. İnternetten bir şey sipariş vereceğim. Fiyatına giriyorsunuz. %30 indirimli diyor. Sayfayı açıyorsunuz. Üstüne %15-20 daha koymuş. Yani indirim kalkmış. Ama sayfada öyle görünüyor. Simit aldım bugün. 7,5 lira. 7,5 TL bir simit. Şimdi bu ortamda doğalgazda işte faturalara bir aylık ücretsiz Karadeniz'de bulunmuş olan doğalgaz uzun vadede bir yılda indirimli değil mi? 25 metreküp yani şöyle söyleyeyim. 150 lira, 125 lira. Şöyle söyleyeyim Cumhurbaşkanı, evlerdeki su ısıtma ve ocak. Yani tamam. Aşağı yukarı kabaca bir evde 25 metreküp kullanılır. Isınma diyor. Hariç, petek ısıtması hariç. Onu biz karşılıyoruz. Tamam, diyor. Şimdi yaz geldi, yazın faturalar düşüyor. Bir, iki, biz bulunan doğalgazın, çünkü uluslararası kuruluşlar henüz tespit etmedi. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Var bir tane. Tamam 540-740'a kadar çıktı. 740 710 milyar uluslararası kuruluşlar metreküp. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Bu doğalgazın tamamının vatandaşa dağıtılması lazım. Madem öyleyse. Birincisi bu. İkincisi neden yazın yapılıyor? Hadi geçtim. İyi niyetli bir adım. Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ihtiyacı 60 milyar metreküp yıllık. Bunun tamamı neredeyse dışarıdan ithalatla yapılıyor. Siz bunun konutlara vurduğumuz zaman %10'u kadarını yani 5 milyar metreküpünü bu şekilde ücretsiz karşılıyorsunuz. Ama gelen gazın yarısı elektrik üretmek için kullanılıyor. Tamam. Siz bunu ücretsiz karşılıyorsunuz. Neyse toplam ihtiyacının diyelim %2,5'unu olsun o zaman. Bunu siz ücretsiz karşılıyorsunuz. Ne pahasına? Vatandaşın tasarrufunu eritme ve vergiyle özellikle çalışan kesime vergi yükü olarak bindiriyorsunuz. Gelecek nesilleri bir nevi ipotek altına almış oluyorsunuz. Ben bütün vaatler için söylüyorum. Vatandaş diyor ki keşke asgari ücret için 30 bin lira rakamlar konuşulmasaydı da 1000 lira olsaydı da 2000 lira 3000 lira olsaydı da benim alım gücüm düşmeseydi diyor. Ben diyor bana böyle davrandığınız zaman vatandaş çaresiz, umutsuz, geçinemiyor. Yani sıkıntı yaşıyor. Burada bir şey veriyormuş gibi görünüyorsunuz ama benden ne alacağınızı bilmiyorum. Yarın ne alacağınızı bilmiyorum diyor. Bütün partiler için söylüyor. O yüzden vatandaşı bu içinde bulunduğu zor durumda daha fazla boğmamak gerekir. Yani Türkiye'nin geleceğini de düşünmek gerekir. Bugün bunları konuşuyoruz. Yarın belki başka bir şey konuşacağız. Türkiye'nin düzlüğe çıkması için belki bir ortak akıl işletilmesi gerekecek. Yarın kemer sıkacağımızı biliyoruz. Neden bunu vatandaşa anlatmıyor şu anda bütün siyasi partiler? O yüzden ben diyorum ki bu seçim bir netlik üretmeyecek. Yani bugün herkes bol keseden veriyor. 300 milyar getireceğim. Öbürü diyor ki asgari ücret şu kadar olsun. İkramiye 15 bin lira vereceğim diyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu nereden vereceksiniz? Kasa madem doluysa Sayın Cumhurbaşkanı dedi bunu nereden veriyorsun dedi. Demek ki kasada o kadar para yok. Nereden borçlanacak Türkiye önümüzdeki süreçte? Bu gelecek nesillerin geleceğini ipotek altına alacak adımlar bunlar. Burada bir netlik oluşması lazım. Ben bu seçimin bu anlamda bir netlik oluşmayacağını düşünüyorum. Bir diğer konu da jeopolitik riskler. Türkiye'de değişen dünya düzeninde bu dünya düzenini algılayacak
bir siyasi akıl, jeopolitik akıl maalesef yürütülmüyor. İşte bunu bölgemizdeki gelişmelere, Atlantik'le Avrasya'nın çarpışmasına baktığımızda görebiliyoruz. Yani belki bunları bir kenara bırakıp vatandaşın kalıcı sorunlarına kalıcı çözümler üretecek. Üretim ekonomisine geçecek, istihdamı arttıracak. Şöyle şunu söyleyeyim, herkes aslında hasta olduğumuzu biliyor. Yani ben senin hasta olduğunu biliyorum Neşat. Ya bugün sana sembolik böyle ağrı kesici vereceğim, basit reçete, ağrını dindirecek reçete. Ama yarın acı reçeteyi içeceğini biliyorum. Sen de biliyorsun, yarın acı reçete, acı ilaç kullanman gerekiyor. Bugünden belki vatandaşa onu anlatmak lazım. Belki bir zaman buna katlanacağız, tahammül edeceğiz. Ama ondan sonra iyileşeceğiz. Şimdi tamamen vatandaşı aldatma demek istemiyorum. Kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama sırf seçim kazanmaya yönelik vaatler bunlar. Bu politikalar, bunun sonu da yok. Böyle de gidecek herhalde seçime kadar. Kaçınılmaz olarak seçime şurada 20 gün kaldı. Muhalefet de yapıyor. Yani sadece iktidar yapmıyor. Bir de şu şey meselesine çok kısa geleceğim. Şimdi bir yerde miting yapıyorsunuz, orayı rezerve ettiniz, başka bir lider aday geldiği zaman diyorlar ki öbür aday yapacak, siz ondan sonraki gün yapın. Takvim belirliyorlar. Ama Cumhurbaşkanı için böyle bir şey yok. Çünkü açılışa gidiyor. Açılış yapıyor, temel atma, açılış. Ve buralarda hani araçların kullanılmasına çok girmek istemem. O da var. Ama açılış yaptığı için günde 3-4 miting yapabilir. Bu haksız rekabet oluşturuyor. Yani öbürü miting yapmak zorunda, siz açılışları mitinge dönüştürebiliyorsunuz. Bu seçimin adaletsizliklerinden biri. Evet, daha konuşulacak çok kısmı var da kısaca değinmiş oldunuz. Yakup Aslan, duyabiliyor musunuz? Çok iyi duyuyorum Necati. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu Alevi çıkışı meselesi, Alevi kimliğini ortaya koyması, bu bir ihtiyaç mıydı yoksa bu kimlik siyaseti mi dayatmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu? Ve Kürt vatandaşlarla ilgili onların terörize edildiği söylemi var. Gerçekten Kürt vatandaşlar terörize mi ediliyor? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek işte PKK, HDP'nin PKK olduğu söylemiyle gerekse işte Bülent Aydemir de bahsettiği gibi Alevi meselesine ucundan köşesinden dokundurarak ne yapmaya çalışıyor? Amacı tam olarak ne? Yani kendi seçmenini mi konsolide ediyor? Kendi seçmenini konsolide etmesi seçimde kazanması için yeterli mi yoksa daha fazlası gerekir mi? Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu Kürtler ve Alevi paylaşımı ve Sayın Davutoğlu'nun Sünni paylaşımını çok tehlikeli görüyorum. Yani değerli meslek büyüklerim orada özellikle Bülent Bey ve Muhammed Defa da olumladılar bunu ama şimdi şöyle yok bir... olumlamadık. Şöyle, bu bir mecburiyetten kaynaklandı. Tehlikeli de öbürü söyleyince tehlikeli olmuyor mu mesela? Tabii tehlikeli. Mesela bugün vatandaş diyor ki işte Yakup az önce ifade ettin. Diyor ki Fatiha bilmez ki o diyor. Yani bu ne cüret? Buna kim cesaret veriyor bunu? Hani tamam eleştirebilir, vatandaş eleştirebilir ama gidip böyle ayrıştırıcı dil kullanmak, tahkir etmek, bunlar Türk Ceza Kanunu'nda da suç. Bunlar olurken hani niye çıkıp Aleviliğini ilan ettin? Bir de bu niye tehlikeli ki? Bir de bu açıklama yaptıktan sonra... Linç edecekler diye. Bu açıklama yaptıktan sonra bu konunun da kapanması gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, yani sürekli değiniyorum ama cami avlusunda bir açıklama yaptıktan sonra farklı noktaya gitti. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bir açıklama yaptı burada. Şöyle ben değerlendiriyorum, daha temelden değerlendireceğim müsaadeniz olursa. Şimdi Türk milleti kavramı, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, bakın Türkiye Türk halkına demiyor, Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, yani bir devrimle Cumhuriyeti kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Burada herhangi bir etnik temel ya da dini üstünlük, dini azınlığın üstünlüğü durumu söz konusu değildir. Türkiye halkının tamamı eşittir. Ve bir cumhuriyet devriminin yurttaşlık tanımıdır bu aslında. Devrimle gelen bir yurttaşlık tanımıdır. Bunun cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Atatürk'ün şu andaki koltuğunda oturan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok fazla kabullenmediğini görüyorum. Sayın Aydemir az önce seyitlikten ya da seyit olduğunu ispatlamak zorunda mıdır? Bu
bunu ifade etmek durumunda mıdır ya da bir ayrıcalık mı kılar dedi. Son derece haklı ve katılıyorum. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seyit olduğuna dair kitabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ardahan eski milletvekili Sayın Ensar Öğüt yazdı. Ve o da Ensar, yani bizi ayrıştırmaya gerek yok. Alevisi, Sünnisi biz birlikteyiz. Böyle bir dayatmaya da gerek yok demedi. Parti içerisinde de şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bir huzursuzluk var. Nasıl bir huzursuzluk var? Çok fazla dillendirilmeyen aslında. Siz de iyi bilirsiniz. Tunceli'li Alevilerin listelerde olduğu, parti delegesi çoğunluğunda olduğu ama Sivaslı Alevinin olmadığı, Türkmen Alevinin olmadığı bir Cumhuriyet Halk Partisi profilinde görüyoruz. Alevi tırnak içerisinde Alevi konuştuğumuz için bunu ifade ediyorum. Çünkü bunu da görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Tunceli bir Aleviyseniz, işte delegesiniz, aday adayısınız, milletvekilliği, belediye başkanlığında bir artı bir bonusunuz var. Ama Çorumlu bir Aleviyseniz, Türkmen Aleviyseniz o avantajınız yok. Bu durumda şu an Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşandığını biliyorum. Bilgiye dayalı olarak ifade ediyorum bunu. Böyle bir iklim var. Şimdi Türkiye'nin tehlikeli neden görüyorum Aleviler, Kürtler, Sünniler dediğimiz zaman Neşat biraz girdi oraya. Bir Lübnan anayasa modeli vardır. Bugün Lübnan'da istikrarın olmaması bu Lübnan anayasası modelidir. Irak'ta anayasa şu anda bir istikrarın olmaması Lübnan anayasa modelinin Irak'a uygulanmasıdır. Birleşmiş Milletler tarafından Suriye hükümetine dayatılan Cenevre'de dayatılan bir anayasa vardır. Türkiye Cumhuriyeti de destekler. Yakup Aslan, evet o anayasa tartışmalarını da içine ekleyeceğiz ama kısa bir ara verelim istersen. Müsaaden olursa reklamdan sonra derinlemesine bu konuya biraz daha girelim. Kıymetli izleyenler evet. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra burada olacağız. Evet kıymetli izleyen akıldaki sorular reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyor. En son Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürt açılımı, Kürt söylemi, Kürtlerin ötekileştirildiği, terörize edildiği söylemi ve kendisinin Alevi olduğuna dair yaptığı açıklama. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu seçmenleri konsolide etmeye yönelik, kendi seçmenini konsolide etmeye yönelik HDP'lilerin PKK'lı olduğu söyleminin nasıl bir etkisi olduğunu konuşuyorduk. Söz Yakup Aslan'daydı. Yakup Aslan bunun Lübnan ve Irak anayasalarındaki ayrışmaya vurgu yaptığını diyerek, oraya atıf yaparak bir reklama gitmiştik. Yakup Aslan duyuyorsunuz beni. Buyurunuz, tamamlayın lütfen sözünüzü. Kaldığımız yerden devam edelim. Tabii bu iç siyasette seçime yönelik bir söylem olmakla birlikte benim kanaatim ama ileride büyük sorunlarla Türkiye'yi karşı karşıya getirecek bir siyasi hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lübnan'daki bu anayasa modelini biliyorsunuz etnik kimlikler ve dini aidetler üzerine bir paylaşım söz konusu oldu ve şu anda bile Lübnan'da istikrarın olmadığını görüyoruz. Irak'ta da aynı. Suriye'de de Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de dayattığı Suriye için anayasa modelinde aynısı var. Aynı anayasa modeli de hatırlayalım bizim yine AK Parti'nin de yürüttüğü anayasa çalışmaları, sivil anayasa çalışmaları döneminde aynı vurguların olduğunu gördük. İşte burada bir hata olduğunu ve önümüzdeki dönemde büyük kırılmalara sebep olacak, özellikle toplum içerisinde büyük kırılmalara sebep olacak bazı temellendirmelere gidecek bir siyasi hata olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisi de bunu ifade ediyor. Evet, siyaseten kullanılmasının önünü kesmek amacıyla böyle bir siyasi hamle, stratejik hamle yapmış olabilir. Ama Alevi olduğu biliniyor. Hatta Alevi Cumhurbaşkanı adayı olmaz söylemi ittifakı olan, ittifak üyesi olan İyi Parti'nin bir milletvekili tarafından ifade edildi. Az önce Sami abi de bunu dile getirdi. Orada dile getirdi. Alevi olmaz, Kürt olmaz. Kürt de olur, İsmet İnönü Kürttü. Hepimiz biliyoruz. Oldu. Kimse de yadırgamadı. Yanlış bilmiyorsam Sayın Turgut Özal da etnik olarak Kürttü. Ve hiçbirimiz de o Kürt de olmaz demedik. Seçmenler gitti oyunu verdi. Şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek ve oy vermeyeceklerin ben mezhebi hassasiyetten kaynaklı ya da mezhebi kindarlıktan kaynaklı
oy verip verilmeyeceğini düşünmüyorum. Yani seçmenin böyle bir kahir ekseriyetinde böyle bir kanaat olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemleri, ekonomik vaatleri az önce Bülent abi de ifade etti. Hem Cumhur hem Millet İttifakı cenneti vaat ediyor seçmene. O vaatleri nasıl karşılık bulacak? Bunlar tartışılıyor. Yani Kürt olması, Türk olması tartışılmıyor. Tartışılmamasının gerektiğini de aslında hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun o devrim yapan siyasi partinin başında olduğu olması hasebiyle de onu ifade etmesi lazım. Etnik ayrıştırmaların dışındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkıyız ve Türk milletiyiz. Bu tanımın üzerine bir tanım Türkiye'de dile getirilemez söyleminde bulunması gerekirken bir Alevi başlığını gündeme getirdi. Tabii burada dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Tuncelili Alevilerin bir bonusunun olduğunu da söyleyelim. Şu andaki hem delegeler içerisinde hem adaylar hem aday adaylar içerisinde bir önceliğinin olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi bir ayrımcılık yok, bir liyakat var ise eğer kaç il başkanı Alevidir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da kaç parti yöneticisi Alevidir diğer partiler. Bu çok çirkin. Çok çirkin, evet. Çok çirkin. Yani burada insanların inançlarını dile getirip Alevi, Caferi, Sünni, Maturidi konuşalım. Yani İsmail'i hangi cemaat derler, hangi mezhep derler, meşrep derler. Ha, bunu da söyleyelim. Yani Sayın Erdoğan'ın affedersiniz Alevi söylemini de biliyoruz. Burada Cumhuriyet devrimlerini sindirememiş siyasilerin söylemleri olduğunu görüyorum ben. Ya da bu şekilde açıklayabilirim. Şimdi Kürtler başlığında da şimdi bir kere HDP'nin hiç kimse söylemese bile HDP ideolojik olarak ve eylemsel olarak PKK ile bir birlikteliğinin olduğunu zaten kendisi de ifade ediyor. Yani Abdullah Öcalan bugün kimdir? PKK elebaşıdır. Abdullah Öcalan'ın heykeli dikecek kişi siyaseten de çok ayrı düşecek bir kişi değildir. PKK sizi tükrüğünde boğar, tükrüğünde diyen bir milletvekili PKK'dan ideolojik olarak da ayrı değildir. Ya da PKK terör örgütünün silahlarının bagajında yakalanan bir HDP'li milletvekili PKK'nın eylemsel olarak ayrışan bir milletvekili de değildir. Ayrıştığını da söylemiyor zaten. Hüdapar'ların Hizbullah bir terör örgütü değildir söylemi gibi bir terör örgütüdür diye net ifade edemediği gibi aslında daha ileri bir şekilde bir terör örgütü değildir, bir halk hareketidir diyen HDP var. Şimdi burada HDP'nin terörle iltisaklık olduğuna dair de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şiir gibi bir iddianamesi var. Eylemlerini bırakalım bir iddianame de var. Hukuken de devam ediyor. Tabii bunu siyasi olarak konuşabiliriz. Neden sonuçlanmadı, sonuçlanmamasının iktidarın dahli var mıdır yok. Bu ayrı tartışma konusu ama burada HDP'nin ya da şu an Yeşil Sol Parti olarak giriyorlar. Yeşil Sol Parti'nin PKK ile ideolojik ve eylemsel bir ayrımının olmadığını bilakis orada siyaset yapan milletvekilleri ve siyasetçiler ifade ediyor. Bunu ifade ederken Kürtlerin tamamı PKK'lıdır, bölücüdür diye bir söylem ben hiçbir siyasi partinin dile getirdiğini görmedim. Ya da bunun üzerinden siyaset devşirmeye çalıştığını şahit olmadım. Yüksek sesle bunun dile getirildiğini ya da fısıltı halinde bile olduğunu görmedim. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere birçok siyasi partide etnik kimlik olarak kendini Kürt olarak tanımlayan yurttaşlarımızın siyaset yaptığını biliyoruz. Yani böyle bir vatandaşta da aslında böyle bir ayrışma yok. Ama böyle bir ayrışma yokken bunu siyaseten gündeme getirmek önümüzdeki dönemde fay hatları oluşturmak anlamına gelir Türkiye'de. Aşmış olduğu Türkiye'nin 1960'larda 70'lerde yani Çorum olaylarını hatırlayalım, Maraş katliamlarını hatırlayalım, Sivas Madımak'ı hatırlayalım. Burada unuttuğu artık unutmak istediği o ayrışmayı özellikle NATO giriş süreciyle birlikte Türkiye'nin o fay hatlarına konulmak istenen dinamitlerden kurtulduğu ve artık siyasetlerin münevverler tarafından, siyasiler tarafından politikaların konuşulması gerekirken etnik ve dini meseleler gündeme getiriliyor. Bu neyin işaretçisi? Neyin işaretçisi? Bu söylemin önümüzdeki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de olacağı söylemi. Biz, Sayın Sezgin Tanrıkulu birçok vesilede de dile getirir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde etnik
siyaset üzerinden bir rol üstlenen bir isimdir. Sık sık dile getirir. Birçok Sezgin Tanrıkulu artık Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında olacak. Bununla birlikte dini jargonu kullanarak bölücü söylemlerde olan bir siyasi partinin milletvekilleri de olacak. Bunu da göreceğiz. Bir ya da iki milletvekilinin olduğunu göreceğiz. Ve bunlar Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin arkasında bırakması gereken ve bıraktığı aslında toplum içerisinde bıraktığı meseleleri tekrar kaşımaya başlanacağı ve önümüzdeki dönemde de bir anayasa oluşturulduğunda da işte bir Alevi Cumhurbaşkanı var, bir Kürt İçişleri Bakanı var gibi bir anayasa modellemesi ki bir anayasa planı da var. Yani yeni bir anayasa, sivil anayasa nasıl olacak onu bilmiyorum ama resmi bir anayasa sivil nasıl olur bunu da ben oturtamıyorum. Bir sivil anayasa çalışması olacak ya da bir anayasa çalışması olacak. Burada da dile getirilmesinden korkuyorum. Çünkü Türkiye'ye ilişkin gelecek kaygısı olan herkesin de burada bir sorumluluk hissetmesi ve bu korkuları içerisinde hissetmesi gerekir. Neden korkarsınız? Değerli bulduğunuzun yitirilmesinden korkarsınız. Türkiye bizim için, hepimiz için çok değerli. Eğer Lübnan gibi bir modelle anayasa hesabı yapılırsa, eğer Irak gibi, eğer Suriye'ye dayatılan, Türkiye'nin de desteklediği Suriye'ye dayatılan anayasa modeli gibi bir model yarın Türkiye'nin karşısına çıkarsa, bu meclisten çıkarsa hiç şaşırmayalım. Çünkü eylemler, söylemler, siyasi profile baktığımız zaman böyle bir anayasanın Türkiye'ye dayatılacağı bir siyasi sürece girdiğimizi görüyoruz. Ve bu da Türkiye için çok çok tehlikeli, Türkiye'nin geleceği açısından çok çok tehlikeli ve daha fazla mücadele etmemizi gerektiren bir döneme getiriyor. Burada konuşulması gereken, ben Bülent Aydemir'in Bülent Aydemir'le katıldığım programlardan öğreniyorum. Öğrendiğim programlar oluyor. Ekonomi, bakın hayatın içindeyiz. Ekonomi başlığını gündeme getirdi. Hayatın içerisindeyiz. Yani bugün ekonomik anlamda hangi üretimle, hangi üretim devrimiyle bu kemerleri sıkacağımızın anlatılması lazım. Yani biz para getireceğiz. Neyin karşılığında getireceğiz? Ne vereceğiz? Yani Türkiye olarak ne vereceğiz de bize tefeciler para verecek, Londra tefecileri para verecek, temiz para getireceğiz. Elbette temiz para getireceksiniz ama hakikaten Türkiye'nin onun üretecek bir katma değeri, bir potansiyeli var. Özelleştirme politikalarıyla, yani evet, o vahşi kapitalizmin özelleştirme politikalarıyla AK Parti Türkiye'nin büyük kamu kaynaklarını, kamu üretim kaynaklarını özelleştirdi. Bunu yine özelleştireceğini vaat ediyor seçim bildirgesinde. Bakın bu çok tehlikeli. Bunu ortak mutabakat metninin ya da seçim bildirisinde de özelleştirme başlığında da görüyoruz. Millet İttifakı da aynı özelleştirmeye hızla devam edeceğini ifade ediyor. Bizim özelleştirme yerine karma ekonomi ya da kamunun da üretimin içinde olduğu kar amacı gütmeyen, bakın doğal gaz diyoruz, elektrik diyoruz, su diyoruz, bunlar yaşam hakları. Yani bir insan için yaşam hakkı, ısınma hakkı, barınma hakkı, karnını doyurma hakkı, bunlar bizim yaşam haklarımız. Bunların kamu eliyle kar amacı gütmeyerek vatandaşa tahsil edilmesi gerekiyor. Bu bir komünist devlet midir? Hayır efendim, komünist devlet değildir. Bu adil düzenin olduğu, adaletli bir devlet yapısıdır. Yani kamunun, insanların yaşaması için temel unsurları kar amacı gütmeden kamunun hizmetine sunduğu, ki bu potansiyelimiz de var. Ben geçtiğimiz günlerde Gabar'daki bu daha önce açıklanan petrole ilişkin, petrol kaynağına ilişkin bir gündem meydana gelmişti. Oradan, orada çalışan, o şantiyede çalışan bir şoförle konuşma imkanım da oldu. Tabii teknik olarak çok iyi bilmiyor ama şunu ifade etti. Ya sondaj vurmaya gerek yok, fışkırıyor. Ya, kalitesi nedir? Hangi rafineride işlenir? Bu ayrı bir teknik konu ama şunu diyor. Sondaja bile gerek yok, fışkırıyor. Ya Türkiye'nin yerinin altında alt da yerini... traktöre koy diyorsun. Büyük değerleri var. Biz bunları konuşmamız gerekiyor. Büyük değerleri var. Büyük bir üretim potansiyeli var. Bakın burada hayvancılık, Anadolu'da üretim, Konya'nın tahıl ambarları, bunların nasıl... gıda krizini konuşuyoruz. Dünyada gıda krizini konuşuyoruz ve bu gıda krizinde Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte gıda sıkıntısının yaşadığı bir süreçte arazileri, hazine arazileri bomboş duran neredeyse bir ülkedeyiz.
tarım arazileri olan bir ülkedeyiz. O gıda krizini elbette bir çip ürettiğiniz zaman katma değeri çok yüksek ama çipi yiyemiyoruz. Bakın çip doyurmadı gıda krizinde. O gemiler nasıl gelecek, nasıl geçecek, Türkiye hangi rol oynayacak? Evet. Gelişmekte olan düşük gelirli ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde gıdaya, kuru ekmeğe ulaşım nasıl olacak, bunları konuşuyoruz. Elbette geçtiğimiz hafta Muhammed Defa dile getirmişti. Karnı tok olan toku konuşuyor. Evet, karnı tok olan toku konuşuyor ama hakikaten bu ülkede geçim sıkıntısı yaşayan geniş bir halk zümresi, bir kitlesi var. Çok geniş. Artık geçim sıkıntısı yaşıyor. Ev almayı bırakın, kiramı nasıl ödeyeceğim diye bunu konuşuyor. Evet, bu insanlara 200 liralık, 125, 175 ya da 200 liraya bulan bir doğalgaz yardımı, bir doğalgaz, ücretsiz doğalgaz müjde midir? Evet, elbette müjdedir. Ama ben o anayasa çalışmaları olduğu zaman yetmez ama evet diyen bir kesim vardı, onlara da benzemesin ama yetmez ama evet diyorum, daha fazla verilmesi lazım. Evet. Daha fazla bu ülkenin kaynakları vatandaşa verilmesi lazım. Sömürülmemesi lazım. Yolsuzluğun önüne geçilmesi lazım. İşte bu yolsuzluğu nasıl engelleyeceğiz? Yolsuzluk mahkemeleri nasıl kuracağız? Birkaç ay içerisinde bu yolsuzluk mahkemelerinde halkın paralarıyla sivil toplum örgütlerinin nasıl hortumlandığını gözler önüne sereceğiz. O hortumlananları tekrar halkın cebine, halkın sofrasına yansıtacağız. Biz bunu duymak istiyoruz siyasilerden. Alevilermiş, Kürtlermiş, biz açtık. Kürt'e kız verdik, Kürt'ten kız aldık. Annemiz Kürt oldu, yengemiz Kürt oldu. Et tırnağı bırak. Biz Kürt olduk. Biz Türk olduk. Kürt de biziz, Türk de biziz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Hepimiz Türk milletiyiz diyoruz. Biz açtık artık mecliste. Biz Türkiye'yi nasıl üretimde şahlandıracağız? Vatandaşın sofrasını, aşını nasıl kaynatacağız? Bunların konuşulacağı bir siyaset arenası ve bu 20-25 günlük en azından bir propaganda süreci beklerken Sünni, Kürt, Alevi, evet bunlar kullanılır mı? Kullanılır ama basit siyasi ya da küçük siyasi hesaplar için kullanıldığında Türkiye'nin geleceğine dinamit koyduklarının da farkında olmaları lazım. Ha, bunun farkında değillerse danışmanlarının bunları hatırlatması gerekiyor. Bu etnik ve dini aidiyetlerin bir siyaset malzemesi yapılmaması gerekiyor. Yapıldı mı geçmişte? Evet, yapıldı. Bu süreçte de yapıldı mı? Yapıldı. İyi Parti milletvekili, ittifakının cumhurbaşkanı aday adayı olan ya da konuşulan o dönem Sayın Kılıçdaroğlu için yaptı. Geçmişte yapıldı mı? Evet, yapıldı ama artık gündemimiz bu değil. Ama bu gündemimize sokulacak. Bunun gündemimize sokulacağını ve önümüzdeki günlerde de o oluşacak mecliste, o sivil anayasa ya da anayasa tartışmalarında ciddi bir şekilde Türkiye'nin geleceği açısından kaygılanacağımız bir portrenin önümüze çıkacağı kaygısını ve endişesini yaşıyoruz Neşan. Evet, teşekkürler. Şimdi propaganda başlığını ekleyeceğiniz bir şey, madde varsa, söyleyeceğiniz varsa, yani önümüzdeki dönem propagandalarda ne olmasını bekliyorsunuz 2-3 hafta içerisinde veya şu ankilerden vurgulayacağınız varsa? Belki bir kulis haber olur. Buyur. Şimdi Millet İttifakı'nın genel başkanları dün bir çekim gerçekleştirdiler. Detayını da çok biliyorum da burada söylemenin de uygun olmayacak. 6 genel başkan, aynı zamanda 2 belediye başkanı yanına durarak bir poz verecek. Hepsinden kısa bir açıklama şeklinde televizyon ekranlarında çıkacak bir reklam çalışması yapıldı. Aynı zamanda bu zirvenin ilk yapıldığı Ahlatlı Bel'de. Hatırlarsak Millet İttifakı Çankaya ilk Belediyesi'ne. Çankaya Belediyesi'ne ait bir yerde. Burada bir propaganda sürecine ilgili önemli bir noktaya değinecek. Özellikle belki burada temel politikalar noktasında bir açıklama bekleniyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanı'nı tartışıyor. Bu noktada Diyanet İşleri ile ilgili Sayın Karamollaoğlu ya da Sayın Davutoğlu ya da işte ekonomi politikaları ile ilgili başka isimlerin açıklama yapacağı bir çalışma yapıldı. Sanırım bugünlerde de kurgusu yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu da kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bir de Sana Söz kampanyası, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bu çalışmayı yürütüyor. Şimdi mesela bayramdan sonra mitingler gerçekleşecek. Bu mitinglerde de belki bilgi olsun diye izleyicilerimize aktarmak isterim. Mesela Sayın İmamoğlu sağda, Sayın Yavaş sağda ama diğer liderler çok sağda gözükmüyordu. Belki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kısmi olarak bazı mitingler gerçekleştirdi. Şimdi bu noktada mesela örnek vereyim bir il olarak. Mesela Balıkesir'de Deva Partisi'nin adayı var.
Şimdi önümüzdeki hafta Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Balıkesir mitingi gerçekleştirecek. Bu ayrı bir durum. Aynı zamanda Hatay'da bir miting gerçekleşecek. Bu Hatay'da da kimin adayı varsa Saadet Partisi'nin adayı Sayın Karamollaoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bir miting gerçekleştirecek. Bir nevi Anadolu'da da miting seferberliği başlatıyor. Bu noktada da şu avantajı da gördük aslında. Mesela Sayın Erdoğan Afyon'da mitinglerini başlattı. Açılışları kastetmiyorum. Ama Millet İttifakı da neredeyse 81 ilde sayının fazla olması ve Cumhurbaşkanı yardımcısının fazla olması bir avantaja dönüştü. Bunlar da şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yoğunlaşma başlayacak. Ağrı, Van, diğer illerde bir miting düzenleniyor. Hatta Van'da Meral Akşener ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu programı takvim açısından da söylüyorum. Bir miting gerçekleştirmesi planlanıyor. Evet, teşekkürler. Son kulisler çok önemli. Bunlar çok önemli. Çok teşekkürler. Benim açmak istediğim bir konu başlığı var. Daha önce biliyorsunuz Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu televizyon ekranında. Ali Babacan, SİHA'lar hükümetin, aynen okuyorum, SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje kutsal, dokunulmaz hale getirildi. Kusura bakmayın, tabii ki dokunacağız. Şimdi İzmir'de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu da buna benzer bir açıklamada bulunuyor. Söyledikleri şunlar, bunları okumak zorundayım. Önce caydırıcılığa değiniyor. Buraya kadar bir şey yok. Yani güçlü olursanız, yani savunma sanayiniz güçlü olursa illa savaşacağım diye bir kural yok. Buraya kadar tamam, caydırılacağı değiniyor. Bundan sonra söyledikleri güç aynı zamanda sizin savunma sanayinizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illa silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşamayı kat etmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek. Buraya kadar gel. Yapılan iş bu. Tamamı büyütülecek. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın demokrasilerinde, rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak. Zaten şu anki mevcut yapı devletle beraber yürüyor. Bu çalışmaları devletle birlikte yürütüyor. Evet. Nasıl yürütüyor? Bir ülke bir sizden atıyorum bir SİHA almaya karar verdiği zaman siz özel sektör olarak tamam hadi işte 20 tane sattım bu ülkeye diyemiyorsunuz. Önce Milli Savunma Bakanlığı, sonra Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda onayı alınıyor. Ama İsmail burada Demir, öyle olmadı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir anekdot açayım. İsmail Demir şöyle bir açıklama yaptı. Kısmi olarak biz satış yaptığımız ülkeler önceden açıklıyorduk. Silah satışı yaptığımız ülkeler ama bazı ülkeler bunları sabote etmeye başlayınca bundan vazgeçtik dedi. Bu detayı vereyim, buyurun. Hayır, burada şöyle bir şey var. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin altı boş değil Sami abi. Neden? Evet. Ukrayna'ya verilen SİHA'larda devlet kararı alınmadı. Yani MGK'dan ya da savunma sanayinden ya da Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir onay çıkarılmadı. Yani ben bunu sordum. Böyle bir onay mekanizmasının olmadığını söylediler. Gidin bakalım Amerika'dan. Yanlış. Doğru. Yani yanlış. Bir onay alınmadı. Evet. Şöyle, bu bir devlet kararı değil. Bu konuyla ilgili şöyle belki bir... Bu bilgi bende yok. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan şöyle demişti. Rusya silah SİHA istediği zaman evet. Baykar'dan. Bu bir şirkettir, o şirketin yaptığı kendini bağlar tabii, demişti. Tabii. Eğer bu şirketin tabii. yaptığı kendini bağlarsa Bülent Aydemir söylediği şey devletin bu tabii, konuda tabii. müdahil olmadığı ya, anlamına şöyle, geliyor. Şöyle burada bir politika izleniyor. Çünkü Rusya rahatsız oldu ilk zamanları söylüyorum. Hatta bazı kaynak kodların verildiği ifade ediliyor. Rusya son dönemde 100 TB2 düşürdü. Yani bu rakamlar şeylerde yer aldı Rus basınında. Bu kaynak kodlar Rusya'ya verildi mi? Şimdi bakın benim söylemek istediğim şey şu. Ben bir şey savunmuyorum. Ben her zaman milli ve yerli unsurları savunmuşumdur. Biz uçağımızı havada gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. Gemimiz yüzdüğü zaman gerçekten benim siyasilerden önce göğsüm kabarıyor. Biz asker bir milletiz. Bu militarizm anlamında değil. Hem Mehmetçik, Peygamber Hoca hem de
bağımsızlık savaşı vermiş bir ülkeyiz. Değil mi? Yani evet. Seninle ilgili kimsenin müşbesi yok. Ama ben şu önemli, evet. bir cümle söyleyip size bırakacağım. Böyle de şimdi siz koyup, yani propaganda derken milli muharip uçağı, kutuyu, maketini koyup uçak pist başı yaptı dediğiniz zaman bu propaganda ve yalan bir propaganda. Ya uçağın motoru yok, aviyonik sistemleri yok. Oraya ittirerek getirip koymuşsunuz. Bu, yani bunu bakın bürokrasi yetiştirememiş olabilir. Ama insanları kandırmayın. Devletlerde her şey, özellikle böyle stratejik milli muharip uçağın üretimi noktasındaki her şey tamam, hazırlandı, aviyonikleri hazır vesaire vesaire. O uçak oraya çıkarılmalıydı ve dünya kamuoyunun bir kesimine özellikle bu mesaj verilmeliydi. Ama içeride propaganda i̇şte, yani, yapılıyor. Yani bunun içeride... İnsanlar inanıyor buna. Yani, o bürokrat işini yapmamış oluyor. Bakın geçen bir haber okudum, dinledim. Bütün medya kuruluşlarında vardı. Diyor ki insansız savaş uçağı havalandı. Kızıl Elma. Hadi oradan derler insana. İnsansız savaş uçağı değil. Çünkü onun için manyetik motor kullanmanız lazım. Evet, insansız İHA. İHA zaten insansız hava aracı. Jet motorlu İHA. Evet, jet ama motoru insansız üzerinde. Savaş uçağı değil. İnsanlar buna inanıyorlar. İnsansız savaş uçağı. İsveç, bir İtalya. Bir de SİHA gemisi ne oluyor? Ya o da hadi ayrı bir konu da. İnsansız savaş uçağı henüz daha emekleme aşamasında. Çünkü oksijensiz ortamda uçacak. G kuvvetine pilot dayanamıyor. Manyetik motor kullanılıyor bunlar, bunda. Bunların hepsi bilen propaganda çalışması. Bunları sen benden çok daha i̇şte iyi ama biliyorsun. Ama bu içeride devlet, böyle yapılınca... Evet, bir devlet bir şekilde mesajını bir şekilde özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi çok kritik bir coğrafyada varlığını sürdürmeye çalışan bir devlet zaman zaman olsa da bazı propaganda çalışmalarına başvurabilir. Milli muharip uçağın bir çıkarılması da bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir. Ben şuna değinmeye çalışıyorum. Şimdi burada Katar örneği veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Katar'ın işte palet fabrikasında. Şimdi onun ne zararı görüldü ki? Şimdi Altay tankı önümüzdeki günlerde, tarihi belli değil. Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklamada bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak dedi Altay tankı. Kullanılmak üzere. Bu da önemli bir olay. Ama şu nokta var. Mesela Sakarya'daki bu tank palet fabrikası. Evet. Orada ciddi bir sıkıntı var. Şimdi tank palet fabrikası Katar'a satıldı en baştan beri. Sonra %51'i farklı bir firma satıldı. O firmanın ismini şimdi burada vermek istemiyorum. %49'u Katar'larda kaldı sanırım. Muhammed hiçbir ama orada... O fabrika şu an biliyorsunuz mu? Yıkılıyor. Hiçbir orada hiçbir problem yok. Hayır, Karasu'daki yıkılıyor. Kullanan fabrika Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptı. O fabrika konut yapılacak. Burada ve o 49 yılında tahsis edilmişti. Evet. Orada teknoloji için para verilmişti. Arge için para verilmişti. Birçok kalemde para verildi. Şimdi oradaki nerede yayınlandı? Bu resmi gazetede mi yayınlandı? Nasıl resmi? Yani bilgi nereden? Kaynağınız nedir? Yani zaten bunu herkes, Sayın Cumhurbaşkanı oranın açılışını yaptı ya. Bu açılışta... Hayır. Yıkılıp konut yapılacağına ilişkin kaynağı. Bilgiler var, duyumlar var bu noktada. Zaten yıkılmaya başlandı böyle... oradaki. Yani çok kısa söyleyeyim. Karasu'da devlete ait çok kıymetli bir yer. 49 yılında BMC'ye kiralandı. Hadi BMC'nin en başına da gidebilirim bu İzmir'deki Katar'ın arazi. Parasını da aldı gitti mesela. Ethem Sancar. Katar'ın da orada koyduğu bir sermaye vardı. Şimdi bu ulusal meselelerde Sami abi beni lütfen yanlış anlama. Sana cevap anlamında söylemiyorum. Evet. Bu güveni de izleyicilerimiz bilsin diye. Evet. Şimdi bir başka bir ülkeye silah satmak, mühimmat satmak diplomatik krize neden olabilir. Hatta bu bir savaş sebebi sayılır. Dolayısıyla genelde senato, bakın Amerika'da senato, bizim gibi ülkelerde de parlamento buna karar veriyor. Hadi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Buranın istişari mekanizmaları var. MGK ya da işte Cumhurbaşkanı'nın alacağı bir karar, bir kurul kararı, bir devlet kararı ya da kendisinin imzalayacağı bir karar olması lazım. Bunu şirket üretiyor, biz o satmış, bizim haberimiz yok deyip çıkamazsınız işin içinden. Çünkü istenmeyen olaylara neden olabilir. Bir anekdot çok kısa anlatayım. Evet, Havelsan Amerika Birleşik Devletleri'nden batmış kapalı bir şirket satın aldı. Çok uygun fiyata. Bu şirket simülatör üretiyordu. Savaş uçağı simülatörü. Ve eski teknoloji. Bunu yenileyecekti ama şirketin altyapısı çok gelişmiş. Amerika Birleşik Devletleri satış olduktan sonra bu satışı iptal ettirdi biliyor musunuz? Simülatör ya. Evet. Pilot eğitiminde kullanılan.
Şimdi böyle stratejik olaylarda devlet kararı olmadan şirket kendisi satıyor dediğinizde, o zaman biz niye alamıyoruz? Top mermisi alamıyoruz. GPU akıllı mühimmat alamıyoruz. Bir dönem mercekleri alamadık. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Hani propaganda derken dışarı tamam kullan da içerideki vatandaşa da hadi kullan. Ama evet, ileride sizi bağlayacak, sizi zora sokacak şeylerle karşılaşabilirsiniz. Fabrikayı Amerikalılara satsalar ne yapacaksınız diye bir sözü var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bayraktar kanadından da Haluk Bayraktar genel müdür diyor ki bu yapı kendi Baykar'ı kastederek devlet kuruluşundan kredi çekmemiş, nakit hibe gibi uygulamaları kullanmamıştır diyor. Şimdi burada benim görüşüm, katılırsınız katılmazsınız, bunların bu tip tartışmaların bir propaganda malzemesi olarak kullanılması, bu konuların üzerinde durulması bence yanlış. Eğer yapılan gayri kanuni bir iş varsa bu şirketleri sonuna kadar denetime açık yerler özel şirketler. Ben burada Baykar savunuculuğu yapmak istemiyorum. Ama girersiniz, kontrolünüzü yaparsınız. Şimdi haliyle bu tip açıklamalar geldiği zaman içeride bu işin üretiminde çalışan isimler, orada birçok mühendis var. Burada da açıklamasında var Haluk Bey'in, diyor ki 3500 tane genç çalışıyor burada diyor. Bunların hepsi demoralize oluyor. Yani seçim sonrasını göremiyorlar. Bunlar bu açıdan bu tip konuların, bunlar bence mayını sağlar, propaganda çalışması olarak kullanılmaması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Başka ekleyen yoksa hemen farklı bir başlığa geçelim sonra doğru yaklaşırken. Şimdi sandık ve seçim güvenliği konusu meselesi var. Bu konu çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. YSK'nın aldığı kararlar var. Biraz bunlara girelim istiyorum. Şimdi sandık ve seçim güvenliği problemi var mı? Yurt dışı oyları bu bağlamda tam olarak nereye oturuyor? Havalimanı kapatılması meselesi var Hatay'da. İçişleri Bakanı'nın kolluk kuvvetlerine verdiği bir talimat var. Hazır olun çağrısı seçim günü. Ne anlama geliyor bu? YSK'nın bakanlarla ilgili açıklaması, işte bakanlar aday olabilir, adaylığı süresince de bakanlığı yapmaya devam edebilir konusu. Bu bir güvenlik zafiyeti doğru mu sandıklarla ilgili? Bu muhalefetin de gündeminde çok önemli bir konu. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Sami Bey, sizden başlayalım. Buyurun. Ben seçim sandıklarında bir güvenlik problemi olacağını zannetmiyorum. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli seçimlerinden biri. Bütün unsurlar, seçime giren siyasi yapılanmalar da dahil, bu konunun üzerinde çok çok hassasiyetle duruyorlar. Mesela senin hazırladığın, bize verdiğin notlar içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yaptığı şu açıklama var. Seçmen listelerini ve anormal seçmen sonuçlarını takip eden güçlü bir mühendis ekibimiz var diyor Onursal Adıgüzel. Evet. Bu da gösteriyor ki bu seçimlerde öyle kolay kolay bir takım sonuçları etkileyebilecek sıkıntıların pek de olmayacağı yönünde. Çünkü taraflar bunun orada kendilerine verilmiş oyların her iki tarafta kutsal olduğuna inanıyor ve bu kutsaliyet üzerinden çalışmalarını sürdürüyor diye düşünüyorum. Ayrıca Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yaklaşık 450 gözlemciyle, senin notların içerisinde de var. Evet. Bu seçimi takip etmesi öngörülüyor. O ben, her seçimde oluyor tabii. Evet, ama bu seçimde ben bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı çalışmalar, bu yöndeki çalışmaları hemen hemen bitirmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Söyleyeceklerim bunlar. Bakanların aday olması meselesine ne diyorsunuz? Bir güvenlik zafiyeti doğurur mu? Doğurmaz. Doğurmaz. Zaten öyle bir güvenlik zafiyeti olsaydı Yüksek Seçim Kurulu niye böyle bir karar aldı? Yüksek Seçim Kurulu niye var? Verdiği kararlar üzerinden eleştiriliyor. İşte ayrılmalıydı diyenler var. Ayrılmasına gerek yok diyenler var. Ya yani şöyle, bu şöyle sonuç bir senaryo dolaşıyor. YSK'nın aldığı bu tip kararlar üzerinden YSK'nın yıpratılmasına ve ona yönelik eleştirilerin doğmasına sebebiyet veriyor. Şimdi şu oluyor. Mesela YSK'nın mesela ceza tevkif heyetlerinin kendi kolluk kuvvetleri var. Evet. Hani YSK'nın da kendi kolluk kuvveti olsa ve seçimi denetleme sürecinde, seçim gerçekleştiği anda bu kolluk kuvvetleri sahada olsa, sandık başında olsa kimsenin böyle bir itirazda bulunabileceğini zannetmiyorum. Ama halihazırda tüm kolluk kuvvetleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Evet. İçişleri Bakanı aday olduğu için
bakanın vereceği bir talimata karşı gelebilecek bir memurun olma ihtimali düşük. Evet. Böyle yapılır demiyorum ama böyle bir açık bir var. Şey diyelim bu ki, açık olduğu için de evet, bu güvenlik endişesi diyelim oluyor. Ki öyle bir şey yapıldı. Mümkün mü bu ya? Yani yapılsın değil. Yapılmasın ya, aksine evet, sandık başındaki yapıldığını polislere düşün, hayır orada görev almayın şuraya geçin diye bir açık verildi. Yapıldığını düşünelim mi yani? Böyle bir şey verildi, emir verildi İçişleri Bakanlığı. Seçim olduğu gibi sakata girer. Bu sızmayacağını mı zannediyorsunuz bunu siz? İçişleri Bakanlığı monoblok bir yapıda değil. Bir mesaja bakıyor WhatsApp'tan, SMS'ten neyse. Evet. Şak anında verilen emri bu sözel de olsa adam ses kaydı yapar ya da yazılı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olacağına inanmıyorum ben. Çünkü kamuoyuna yansır ve seçim sonuçları itibarıyla yine amiyane tabirle sakata girer diye düşünüyorum. Ortaya çıkar yani. Evet, çıkar. Yani bugün çağında tabii saklamak ne kadar kolay olabilir? O da ciddi anlamda bir tartışma gerekiyor. Saklamanın imkanı yok Neşat. Böyle bir şey saklamanın imkanı peki yok. Peki kolluk kuvvetlerinin seçim günü talimat verilerek hazır kıta haline getirilmesine ne diyorsunuz? Yani bir olay çıkması mı bekleniyor? Yoksa hayır bu bir gözdağı falan mı? Olay çıkartmaya kalkmayın, sonuç ne olursa olsun biz müdahale ederiz demek gibi bir şey mi? Yani kamuoyunda çok tartışılan çeşitli senaryolar var. Millet İttifakı mesela bu senaryo... Ya bu bir rutin mi yoksa evet, rutin dışı bir şey mi? Bana biraz rutin dışı gibi geliyor. Çünkü bu senaryolar üzerinden konuşacağım. Bu senaryolar üzerinden bence benim en çok dikkatimi çeken ve üzerinde durduğum senaryo şu oldu. Millet İttifakı seçimi kazansa bile bunun bir halk ihtilali yapısına dönüştürüleceği, vatandaşın bir şekilde sokağa döküleceği ve bu projenin de bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütüleceği yönünde bir senaryodan bahsediliyor. Şimdi bu, hal böyle olunca çeşitli senaryoların konuşulduğu bu ortamda o şekilde güvenlik güçlerinin normalden daha önceki seçimlere nazaran daha fazla sayıda olmaları ya da daha fazla bu konusunda durmaları bence normaldir diye düşünüyorum. Anladım. Peki yurt dışı oylarıyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Yurt dışı oylarında bu sene hem daha fazla sandık kuruldu hem de şimdi yurt dışı oylarında katılım çok düşük oluyor yurt dışına evet, göre. Evet. Katılım konusunda da İYİ Parti'nin bir açıklaması var. İşte otobüsleri doldurup götüreceğiz diyor seçmeni. Yani yurt dışı katılımın yüksek olması genel durumu etkiler mi? Yurt dışı oylarında herhangi bir çekince var mı? Veya ya şu söyleniyor. Şu şekilde bir eleştiri var benim dikkatimi çeken onunla ilgili. Adam işte kadın neyse gidiyor Avrupa'da bir yerde istediği gibi yaşıyor. Oranın şartlarıyla hemhal olmuş bir şekilde geliyor. Türkiye ile ilgili sandıkta oy veriyor. Bu eleştiriliyor. Ama vatandaş hali hazırda. Evet vatandaş. Çifte vatandaşlık veriliyor o ülkelerde tabii, çoğunlukla. Tabii tabii. Protokolle. Hatta o çifte Almanya yanılmıyorsam o çifte vatandaşlık noktasında geçtiğimiz günlerde radikal bir adım attı. Ben yani seçimin sonuçlarına çok öyle aman aman etki edecek bir olay olduğunu düşünmüyorum yurt dışı oyların. Anladım. Peki Muhammed Vefa bir dakikamız kaldı böyle seçime ama araya ama siz bir dakikada bir değerlendirme yapın isterseniz seçimden reklamdan sonra size yine söz vereceğim. Bir dakika Reşat Bey şimdi bugünkü mesele beni çok etkiledi ya bu özellikle seçim güvenliği meselesini konuşuyoruz tartışıyoruz. Bence liderlerin güvenlik açısından da korunması gerekiyor belki seçim güvenliği konuşmadan. Şu an korunmuyor mu? Ya Cumhurbaşkanı adayının böyle az yani koruması. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kağıt elçisine giremedi ya. Bu önemli bir mesele ya. Millet İttifakı belki Cumhurbaşkanı olabilecek bir isim provokasyonlar yüzünden giremedi. Özellikle mesela ben o açıklamayı dinlerken çok kısa söyleyeyim reklama gidiyoruz. Evet herhalde. Şimdi reklama gideceğiz. Buyurun. Bir gazeteci arkadaşımız paylaşmış. Bu Kemal Bey işte sen Fatih'e bilmiyorsun demesi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu size dedik. İlkildi değil mi bir anda böyle bir ilkilme girdi. Yani mezarlıkta bu konunun konuşmaması gerekiyor. Şimdi gazeteci arkadaşla paylaşmış. Kemal Bey orada da ağlamış yani. Ondan sonraki o müdahaleden sonra. Daha doğrusu o terbiyesiz müdahaleden sonra. Evet, açıklama yaptı sonra. Bir reklama gidelim. Liderine koruması gerekiyor. Kıymetli izleyenler küçük bir ara ardından devam edeceğiz.
Akıldaki sorular reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyor. En son Milli Gazete'den Muhammed Vefa'daydık. Seçim güvenliği ile ilgili sorularımızı sorduk, cevabını alıyorduk. Muhammed Bey, seçim güvenliği ile ilgili tartışmalara ne diyorsunuz? İşte hazır kıta olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen kolluk kuvvetleri ne anlama geliyor? İşte bazı uçakların havalimanlarının kullanılmaması konusu var. Bu da çok tartışıldı. Yurt dışı oylar meselesi, bu da yine çok tartışılan bir konuydu. Değerlendirmeniz nedir? Bu seçim güvenliği meselesinin bu kadar çok tartışılmasının sebeplerinden birisi de 2019'da İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi meselesinden dolayı bu mesele çok tartışılıyor. Hatırlarsak Anadolu Ajansı verileri kesti. Kamuoyuyla paylaşmayı durdurdu. Evet. Durdurmasının sebebi neydi? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dönemin belediye başkan adayının önüne geçmesinden dolayı. Şimdi bakıyoruz, vatandaşta bir korku oluşturdu. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın o dönem Cumhurbaşkanı olarak yerel seçime müdahale etmesi, işte müdahale ederken Cumhurbaşkanı forsoyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için oy istemesi. Belki bu doğru bir şey olabilir ama biz Cumhurbaşkanlığı makamını 100 yıldır neredeyse hep tarafsız bir konuma oturttuk. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın bu kadar siyasetin içine girmesi, müdahale etmesi tartışmalara sebep oldu. Sistem değişti ama artık, yani yürütme direkt Cumhurbaşkanı'nın noktasına. Evet, onu katılıyorum dedi. Ama Cumhurbaşkanı'nın yerel seçim için oy istemesi, belki devlet başkanı olsaydı ya da başkan titri de kullansaydı belki bu kadar tartışmamayacaktı. Ama Cumhurbaşkanı'nın sıfatını kullanılması bu tartışmayı vatandaşta farklı çağrışımlara sebep olabiliyor. Ama İstanbul seçimi seçim güvenliği konusunun endişeli olduğunu gösterdi. Birincisi Canan Kaftancıoğlu. Büyük bir başarı verdi bence. Kim ne derse desin, belki farklı eleştire var. Ama Canan Kaftancıoğlu o gün İstanbul seçimlerinde aynı zamanda Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda İYİ Parti'nin il başkanı sandıkları korudu. Belki ıslak imzalı tutanakların fotoğraflarının çekilmesi, bunların toplatılması, aynı zamanda ondan sonraki süreçte bu sayımlarda baktık ki Ekrem İmamoğlu gerçekten seçimi kazanmış 13 bin oyla. Ötesinde ondan sonra seçimler iptal edildi. Bence haksız ve hukuksuzdu. Şimdi mesela Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 7 oyla İYİ Partili belediye başkanı seçimi kaybetti. Ve seçimi kazanan AK Parti oldu. Dediler ki seçimi iptal edelim. Bakın İstanbul'da 16 bin oyla siz seçimi iptal ettiniz. 7-8 oyla Manisa'nın Yunus Emre ilçesi büyük bir ilçe. 100 bin üzerinde bir nüfusu var. Burada siz seçimi niye iptal etmiyorsunuz? Bu da vatandaşa seçim güvenliği noktasında endişe oluşturdu. Orada bir gerekçe olmadı yani, hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler kesin oldu. Kesin bir şey olmuştur, işte. Muamelesi oluşturdu. Şimdi bakıyoruz, YSK bakanların istifa etmemesi kararı verdi. En azından İçişleri Bakanı'nın, Ulaştırma Bakanı'nın ya da Adalet Bakanı'nın istifa etmesi gerekiyor. Daha önceki yıllarda biz bunu hatırlıyoruz. Bunların muhakkak istifa etmesi gerekiyor. En az 3 bakanlar. Bugün programın ilk bölümünde de konuştuk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti milletvekili adayı, bitiyor görevi ama çıkıyor İçişleri Bakanı olarak konuşuyor. Hangi arabayla gidiyor? İçişleri Bakanı'nın kendisine tahsis ettiği arabayla gidiyor. Haksız bir uygulama. Peki bunun ben şu açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini, Türk Hava Yolları'ndan faydalanan kişiler kimler? Çünkü bunlarda faydalanan isimler de var. Bakanlar, danışmanlar, kurmaylar. Özel uçakları var ya bakanların. Bakanların birçoğunun özel uçakları var. Bunlar tahsis ediliyor. Bunların ele alınması yani. Gerekiyor. Buna yönelik bir çalışma da yok. Hadi bunu kapattık. Bakanların muhakkak bu 3 bakanın istifa etmesi elzem. Seçim güvenliği açısından. Aynı zamanda bu bakanlar seçim akşamı ne yapacaklarını kestiremiyoruz. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama olursa da kaos olur. Biz neden kaosa bir adım varken önlem almıyoruz? Peki yanlış yapabilir bakanlar. Peki seçim kaybetmesinden dolayı farklı yollara başvurabilir. Bunu Anadolu Ajansı'nın yöneticilerine görmedik mi? Gördük. O gün verileri kesenler bugün aynı şeyi yapamazlar mı? Yapabilir. Ama Muhammed, adam seçimi kaybedince ifla kesilecek, seçimi ama kaybetmiş. Onun üstüne ne yapacak da ya? Adam zaten göreceğini görmüş, seçimi kaybetmiş. İlgili bakan İşte bu da tehlike yani. Adam seçimi kaybetti anlarsa, şimdi bakıyoruz ben korkuyu da görüyorum. Bazılarında endişeyi de görüyorum. Yani muhalefetin kaygıları giderilmiyor. Bazılarında korku da var, endişe de var. Mesela bakıyoruz, soruyorlar, diyorlar ki bir seçim sonucu ne olacak? Anketlerde durumlar ne? İşte vesaire konular konuşulmaya başlanıyor. Eğer bunlar kaybettiklerini düşünürse, bazılarında dosyaları varsa her türlü yola başvurabilir. Bir tedirginlik oluşturabilir. Yani vatandaşın hakkını gasp etme durumu da söz konusu olabilir. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi o üçlü bakan ayrılsa bile bu senin söylediğin doğrultuda yine hareket edilir.
Daha önce bakanlık, şu anda bakanlıklarda bakan yardımcılıkları var, müsteşarlar vardı. Genelde müsteşarlar geliyordu bakanlığa, bu üç bakanlıkta. Şimdi de bakan yardımcıları var. Adam bakanlıktan ayrıldığını düşün farz et. Tamam. Bir şey ortadan kaldırmak istiyor. Bunu çok rahat yine gerçekleştirir. O bakan yardımcısının üstünden. Bence yani o şey bu konuda bir engelleyici olabileceğine inanmıyorum ben. Bakan yardımcılarına mesela... Biz bu tartışmayı yapmamız hukuk devletinin ne kadar iflas ettiğini de gösteriyor. Daha başka bir konu da. Bakan yardımcılarına o kadar ben riskli bir duruma gireceğini de düşünmüyorum. Belki burada önceden müsteşarlar vardı. Bakanlıkları bu seçim döneminde yönetiyordu. Ama bu süreçte böyle bir tedirginlik durumu da söz konusu. Çünkü Hatay'da büyük bir deprem gerçekleşti. 700 bin kişi bölgeyi terk etti. 400 bin kişi oy kullanacak. Bu 400 bin kişiden 70 bin kişi oyunu yerleşti, göç etti. Şehirde kullanmak için başvuruda bulundu. Geriye yaklaşık olarak 330 bin kişi kaldı. Bu 330 bin kişi Hatay'da oy kullanması gerekiyor. Ne yaptı? Hatay Havalimanı sadece gidişlere, yani Hatay'dan gitmeye izin verilirken Hatay'a gelişe 17 Mayıs'a kadar izin verilmiyor. Milletvekili seçiminden dolayı. Oraya ciddi bir demek istemiyorum ama sağlıkçı var, personel var. Kimlerin yerleştirdiğini bilmiyoruz. Belki onlar orada oy kullanır mı, kullanmaz mı bilmiyorum. Ama burada da bu endişeleri arttırıyor. Geçici görevlendiren kamu görevlileri tabii, bulundukları sandıklarda oy kullanıyor. Bu da endişeyi arttırıyor. Siz var. Neden Hatay Havalimanı'na gidişlere izin verirken gelişlere izin vermiyorsunuz? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel, Hatay benim şahsi meselemdir. Hataylılarda bu seçimdeki meseleyi oy namustur anlayışı da şahsi meselesi görüp gidip oyunu kullanmak isteyecektir. Hava yolunun açılması gerekiyor. Hatay karayolunu ben gittim. Çok sıkıntılı bir yol. Siz de gitmişsinizdir muhakkak. Yokuştan aşağı iniyorsunuz. Depremde bile tartışma konusu oldu. Millet yardımlarını ulaştırmakta büyük zorluk çekti. Şimdi bu ayrı bir mesele. Aynı zamanda seçime Saadet Partisi ve HDP'nin girmemesi sandık müşahitleri ve sandık kurulu üyeleri veremiyor. Sandık müşahiti veriyor bildiğim kadarıyla. Sandık kurulu üyeleri ve sandık üyelerini veremiyorlar. Bu da endişeleri arttırıyor. Şimdi bakıyoruz çoğunluk kimde bu zaman sandık kurulunda ve seçim kurulunda? Cumhur İttifakı'nda. 5-2. 5-2. Ciddi bir fark var. 4-3, aynı zamanda 5-2. Sandık kurulu başkanlarının sendikalarından seçilme durumu da söz konusu. Ya da diğer AK Parti'ye yakın kuruluşlarından seçilme ihtimali de yüksek gözüküyor. Bu ayrı bir tablo. Aynı zamanda hatırlamıyorsam seçim kurulu başkanlarının da hatırlarsak hakimlerden seçiliyor. Bunların da daha önce AK Parti'de görev yapmış isimlerinin olabileceği de endişesi ama var. Ama öyle olsa bile kanunda, yani yönetmeliklerde YSK'nın açıkladığına direkt oy nasıl verir, hangi durumlarda geçersizdir diye belli. Sandık üyeleri de zaten bu durumu gözlemliyorlar ve her şey yazılı. Yani burada şimdi çok... ben konuşmama başlarken bu endişenin neden olduğunu söyledim. İstanbul seçiminde bu fecaat bir durumdur. Hukuk açısından... Sistemin anahtarını kapattılar evet, ya. Hukuk şarteli indirdiler. Hukuk açısından çok sıkıntılı bir durum söz konusu. İstanbul seçimlerinde 16 bin fark atmış birisi kazanmasın diye Anadolu Ajansı diyorum. Anadolu Ajansı'nı pas geçiyorum. Seçim iptal edildi ya. Bunun ötesi var mı seçim güvenliği noktasında? Vatandaş sandıkların başında uyudu. Ya bu tedirginliği gösteriyor yani. Ne yapacaklarını kestirilmiyor. Belki bu endişe varsa... Bence bu endişenin seçim güvenliği meselesinde ele alınması gerekiyor diyerek sözü Bülent abiye bırakayım. Teşekkürler. Ekleyeceğiz mi var? Şunu da vurgulayayım çok kısa. Sami abi istersen tamamla ben. Tamam sen tamamla. TRT ya da diğer kuruluşlar. TRT ya şu ana kadar Millet İttifakı'nın ya da Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'ı vermedi ya. Bizim vergilerimiz de orası ayakta duruyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de vermesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmen de oraya vergi veriyor. Memleket Partisi de veriyor. Diğer partiler de veriyor. AK Parti de veriyor. Bugüne kadar TRT'ye bir kişi çıkmadı ya. Böyle bir haksızlık olabilir mi? Çifte standart bir durum var. Bununla evet, bir önce toparlanması ne gerekiyor. Ne oldu? Seçim iptal edildi. Tekrar edildi sonra İstanbul'da. Ne oldu? Sonuç 800 bin farka çıktı değil mi? İşte bunu yapan kişiler, bu yola giren kişiler bunu böyle... olmayacağını, olumlu bir sonuç alınmayacağını görmüş oldular. Bu kadar basit. Bir de şunu söyleyeyim çok kısa. Seçime finansmanı bu çok önemli bir mesele. Şimdi bakıyoruz bazı partiler hazine desteği alıyor. Bazı partiler işte kendi üyelerinin oluşturduğu sponsorluk destekle bu çalışmalarını yürütüyor. Ama burada mesela yine tekrar aynı noktaya geliyorum ama
bakanlıkların görev alması o şehirde bu seçimin finansmanı noktasında kamu gücünü kullanmasına da sebep oluyor. Bu da keşke yapılmasa diyeceğiz ama maalesef hukuk devletinde olmamıza rağmen bu özellikle bu seçim finansmanı noktasında bakanlık imkanlarının kullanılması da rezalet bir durum. Evet, bazı meselelerin düzelmesi lazım. Ona ben de katılıyorum. Bülent Aydemir, siz ne dersiniz? Bu sandık güvenliği konusunda çokça yazınız var. Bu konuda çok da araştırmanız var. Yaklaşık işte bir ayı aşkın bir süredir bu konuyu irdeliyorum. Muhammed'in söylediklerine katılıyorum. Önümüzde bir İstanbul örneği var. Ya ikinci turda ne oldu da hani ikinci turda zaten fark açıldı. Böyle bir şey olmaz. Türk devlet geleneği kaidelere, kurallara yaslanır. Önümüzde yasalar var, uygulamalar var. Yani biz bugün seçimi kazanalım, Yüksek Seçim Kurulu bizden olsun, kararları bizim lehimize olsun diye bakarsak yarın mağdur olabiliriz. Yarın azınlığa düşüp ya da ne bileyim iktidardan düşmüş olduğumuzda hukuka ihtiyacımız olabilir. Hukuk zamana ve mekana göre esnetilemez, değiştirilemez. Şimdi bunlar genel ilkeler. Öyle beylik lafları bir kenara bırakarak direkt kitabın ortasından konuşayım. Sandıkta hata, insan unsurunun olduğu her yerde hata, hile, kasıtlı fiil olur. Evet, diyorlar ki Türkiye'de sandığa ne girerse o çıkar. İşte buradan işte bir şey beklemeyin, bir hata olmaz. Hayır, öyle değil. Geçmiş tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor. Sandık kurullarında olmayanlar, seçim kurullarında oyun, vatandaşın oy namustur, oyuna sahip çıkmayanlar kaybettiler. Sandığı erken terk ettiler. Şimdi bizde fiziki olarak sandıkları kontrol ederseniz %90'ına hakim oluyorsunuz. Yani kaçak göçek olmuyor. Bu hiç olmaz anlamına gelmez. Nerelerde kaçak var? Nerelerde olabilir? Olma ihtimali var. Şimdi çok konu var da özetlemeye çalışayım. Mekansızlar diye bir şey var. Kimi bir adresi olmadığı için, sokakta yaşadığı için, adresi belli olmadığı için, kimi de kanun kaçağı olduğu için, merdiven altı çalıştığı için 400-450 bin kadar kanunsuz, düzeltiyorum, mekansız insan vardı. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki gri alan bırakmayacağım. Nerede görüldüyseler bunlar kütüğe yazıldı, seçmen kütüğüne. Yani önceki adresleri... Ne kadar yazıldı? Tamamı yazıldı. Ha, bunlar arasında tespit edilemeyenler de vardır. Sandığa gitmeyecek olanlar vardır. Ama yazıldı. Bu buradaki problem kısmi olarak çözülmüş oldu. Bunun dışında Muhammed ifade etti. Bu seçimde ortak liste verdikleri için, aday göstermedikleri için, seçime girmedikleri için siz sandık kurullarına ve seçim kuruluna, ilçe seçim kuruluna üye veremeyen partiler var. Saadet Partisi, HDP, Hüdapar, bunlar veremiyor. Gelecek Partisi, Deva Partisi bir önceki seçime girmedikleri için zaten böyle bir hakları yoktu. Burada 400 bin üyeden söz ediyoruz Millet İttifakı için. Ortalama 200 bin üye bir partiye düşüyor. Ha, bu bütün bu partilerin böyle bir yetenekleri olduğu anlamına da gelmez. Onu da söyleyeyim. Şimdi Stalin'in bir sözü var, onu hatırlatmak istiyorum. Stalin diyor ki, Joseph Stalin, seçimin sonucunu, seçimi oy kullananlardan çok oyu sayanlar belirler diyor. Dolayısıyla siyasi partiler işte bir haftadır çok yoğun bir hummalı bir çalışma içinde de toplantılar yapıyorlar. Bu sandık kurullarındaki boşluğu doldurmak için çaba sarf ediyorlar. Ne yapıyorlar? Sayıyoruz biz diye bir application kuruldu. Buraya gönüllüler katılıyor. İşte gençlere her bir okul zimmetlendi. Gençler oradan fotoğraflar çekiyorlar. Şimdi bizde ıslak imzalı tutanak bellidir. Sandık kurulunda bir başkan, işte iki üye, yedek üyeler filan, 7 kişiden oluşur. Kaldırıyor biri, diğeri yazıyor, okuyor. İşte şu parti diyor, öbürü not ediyor. Başkan var, orada itiraz edebiliyorsunuz. Az önce Muhammed ifade etti galiba, senin ifaden de olabilir. Müşahit mekanizmasını işletmeye başladılar ki çok mantıklı. Müşahitler de aynen sandık kurulu üyeleri gibi itiraz edebiliyorlar. Yani bir eksiklik gördüğünde itiraz edebiliyor. Sandık kurulunda aslında çok da problem olmuyor. Yani işte oyu mührün ortasına mı bastın, az kenarına mı kaydı okutucuğun, o partiye mi bu partiye mi itiraz ediyorlar. Çok büyük itirazlar olmuyor. Mesele kurul üyesi olmadığı zaman sandıkta, sizin hiç üyeniz yoksa o zaman o oyların nereye gideceğini bilmiyorsunuz.
Yani yönetmelikte her şey açık. Yönetmelik tamam. Okumadıysanız, bilmiyorsanız o zaman çıkar. Yani tartışma. Sandığın başında bekleyeceksiniz. Sahip çıkacaksınız. Muhammed ifade etti. İstanbul seçiminde torbaların üzerinde yattılar. Tekrar sayımda. Şimdi birincisi bu. İkincisi işte maalesef önümüzde kötü bir örnek var. Ya hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu. Ne oldu bilmiyoruz. Tam kanunsuzluk. Seçim iptal. Tekrarı yap. Şimdi oraya dönüp baktığımızda İstanbul seçimine karartma uygulandı. Yüksek Seçim Kurulu'na baskı uygulandı açıklama diye. Ben bildiğim için söylüyorum bunu. Bu iddia falan değil. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, o zamanki başkan Sayın Güven, büyük bir baskı hissetti ve açıklamayı çıkıp yaptığında hatırlar mısınız? O 17 binlik bir fark açıkladı. Anadolu Ajansı benim abonem değil. Evet, kıyamet koptu. O açıklamayı niye yapıyorsun? Daha seçim bitmedi. İtiraz süreci var. Ya orada seçim sonucunu açıklayacak. Tamam itiraz et. Ona göre karar verildi. Ama karartma uygulandı. Şimdi sistem dijital girdik. Ya kim bunu yapan ne düşündü bilmiyorum. Böyle moral bozukluğuyla yaptı. Bilmem ne öyle bir basit bir şey değil bu. Orada sen vatandaşın oyunu çalmak yani çok büyük bir suç. Çok büyük bir suç. Arkadaşlar orayı kapattın sen sistemi. Acaba değiştirir mi, değiştirebilir mi, izin mi yokladılar bilmiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama sistem kapatıldı, şartel indirildi. Demek ki ne? Bir, sandıkta üyeniz olacak, hakkınızı yedirmeyeceksiniz. İtiraz mekanizmaları var tabii bunun için. Sandık kurulundan başlayarak silsile halinde ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek seçim kuruluna kadar bunu taşıyabiliyorsunuz. Orada eğer siz sandığın başında beklerseniz herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Bir diğer problem, yüksek seçim kurulu gelen ıslak imzalı tutanakları ilçe seçim kurulu aynı anda bilgisayara girdiği anda bütün siyasi partilere gönderiyor. Demek ki diğer ayakta ne var? Sandık güvenliğini sağladınız. Müşahitleriniz var, kurul üyeleriniz var. Bir de ne? Partide iyi bir sistem kuracaksınız. Siyasi partilerin tümü için söylüyorum. Yani oraya da gelen verileri sisteme girecek. YSK ile aynı verileri giriyorsunuz. Çünkü veriler YSK'dan geliyor. Onu sisteme girdiğiniz zaman size sonuçları dökecek. GSK ile karşılaştırma imkanı bulacaksınız. O zaman hile olmaz. Kaçak da olmaz. Bunların hepsi partilerin yapacağı iş. Oylarına sahip çıkacaklar. Ama en önemlisi vatandaş oyuna sahip çıkacak. Burada şimdi Millet İttifakı vatandaşa çağrı yaptı. Gönüllülük esasına göre. Bence bunu da geliştirmeliler. Çünkü herkesten gönüllü olmasını bekleyemezsiniz. Gönüllüler ne kadar gidip özveride bulunacaklar. Seçim ne kadar partili olacak? Evet bilmiyoruz. Ya partili olmaya gerek yok. Şimdi ben oyumu verdiysem boşa gitmesini istemem. Boş kullanmak da bir tercih. Ay, gönüllülük açık bir şey. Denetime tabi olmadığı tabii, için başkalarının da içine sızıp orada art niyetli düşünce harcı edebilir. Ama ya ben şey oy verme sistemini bildiğim için çok problem görmüyorum burada. Biraz gündem evet, bir şey oluyor. Yani yok, problem görmüyorum demek şöyle Neşat bak haklısın. Yani herkes işini yaparsa kurallara uyarsa bence de problem yok. Ama geçmişte şimdi hatırlayın tarihini tam hatırlayamıyorum ama Ankara Büyükşehir seçimini hatırlayın. Dikmen'de oy toplama merkezinde birikti oylar. En son işte Dikmen'den gelen oylar orada kapatıldı. İçişleri Bakanı o zaman gitti orayı ziyaret etti. Hop bir anda Melik Gökçek lehine açıklandı. Elektrikler kesildi. Trafoya kedi girdi. Şimdi bakın hiçbir şey olmasa bile benim aklıma kurt düştü. Ben oyumun boşa gittiğini, oyumun yer değiştirdiğini, yürüdüğünü filan düşündüm. Yani düşünsenize seçmen için ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Neyse sonuçta denetlerseniz yani işinizi şansa bırakmamış olursunuz. Bu herkes için geçerli. Bu Cumhur İttifakı için de geçerli. AK Parti'nin oyları eğer sandıkta müşahidi yoksa böyle bir şey olmaz da yoksa diyelim oradaki oyu CHP'ye yazılıyorsa, İYİ Parti'ye yazılıyorsa bu da AK Parti'yi mağdur eder. Dolayısıyla herkes sandığa sahip çıkacak. Bir diğer problem şöyle. Burada sandık kurulu üyelerinin belirlenmesi Muhammed ifade etti. Memur üyelerden oluyor. Evet. Kanunda diyor ki belki izleyicilerimiz merak ediyordur ya da bilmeyen varsa diye söylüyorum. Hukukçulardan yani yargıçlardan, zabıtalardan, kamuda görev yapan ama amir statüsünde olan müdür, amir, şube müdürü bu tür görevlerde bulunanlar sandık kurulu üyesi olamıyorlar. Kesinlikle. Niye? Herhangi bir ayrıcalık imtiyaz olmasın diye. Genelde öğretmenlerden seçiliyor. Şimdi yetmediği zaman geçen seçimde gördük. Orada da bir tartışma yaşandı. Kamu görevlisi mi değil mi?
Ama kamu görevlisi statüsünde sendika çalışanı. Hayır, yasa açık bir şekilde yazıyor. Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir şey yapabiliyor. Yeter sayıda memur üye bulamadığı zaman kalanını kendisi dolduruyor. Normalde kura usulü, bugün ayın 21'i mi? 22'sinde yarın kura çekimi var. Bütün ilçe seçim kurullarında sandık kurulu üyeleri belirleniyor. Kurayla belirleniyor. Diğer müşahitler meselesi vardı. Müşahitler meselesinde de kimlik kartıyla bu yapılıyordu. Bir cümle şununla ilgili söyleyeyim. Bu bakanların istifası hayat memat meselesi. Çünkü bakanlar kolluğa itaamirliği yapıyorlar. Yani İçişleri Bakanı, hatta Milli Savunma Bakanı Silahlı Kuvvetler emrinde ve aday, iyi niyetlerinden hiçbir şüphem yok. Ama iyi niyetleri var diye bunu insanların insafına, kişilerin vicdanına bırakamazsınız. Bunlar kaideye bağlanmış. Boşuna yasa koyucu geçmişte bu bakanların istifa etmeleri gerektiğini söylememiş. Çünkü birisi ulaştırmayı, çünkü taşımanız gerekiyor oyları. Evet. Biri işte ne bileyim İçişleri Bakanlığı'na bir sürü bağlı kurum var. Nüfus vatandaşlık işleri var. Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar var. O yüzden bu bakanların ben de en azından istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Yakup Aslan. Hemen son 5 dakikada sözü size verelim. Siz ne düşünüyorsunuz seçim güvenliği meselesiyle ilgili? Kolluk kuvvetlerinin işte hazır kıta olarak talimat verilmesi o günde bu bir sorunun ön alması mı? Aynı zamanda yurt dışı oylar ve bakanların istifası meselesi. Bakanların istifası meselesiyle ben de başlamak istiyorum. Evet. Müsaadeniz olursa. Şöyle ki geçmişte yani Türkiye'nin bu 100 yıllık demokrasi geçmişinde seçim tarihinde buna neden ihtiyaç duyulmuş? Yani Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı neden istifa etsin? Adalet Bakanı neden istifa etsin? Bir tarafsızlık durumu söz konusu olması lazım. Çünkü aynı zamanda şu an bu bakanlar çeşitli illerde milletvekili adayı. Yani bu seçim propaganda döneminde devlet imkanlarının kullanılmasıyla birlikte aslında bir güvenlik sorunu da teşkil edebileceği ya da etmesi sebebiyle bu kanunda yer almış. Bir tarafsızlık olsun diye yer almış. Şimdi bu devlet imkanlarının, kamu imkanlarının seçim propagandasında kullanılması konusunda biz siyasi partiler tarihinde de seçimler tarihinde hep denk geldik. Yani hangi ilin belediyesi ise o belediyenin itfaiye araçları, belediye başkanı hangi partiden ise onun afişlerini ya da o bayraklarını asarken gördük. Bu eleştirildi. Bunu bir de eleştirirken biz bakanların mazbatasını alacağı güne kadar görev yapmasını nasıl kabul edebilirim? Yani kabul edilmez bir durum. Buna da bence tarafsız ve adil bir seçimin gerçekleşmesi için bu istifaların kanunen gerçekleştirilmesi gerekirdi. Bu da bir endişeye mahal veriyor. Yani şu anda böyle bir müdahale olur mu? Değiştirilir mi? Teknik anlamda mümkün mü? Elbette değil. Ya da biz böyle bir ihtimal yani şahsen ben görmüyorum. Ama bu zannın oluşmasının sebebi de mazbatasını alana kadar aday olan kişinin aynı zamanda bakanlık görevini sürdürmesi. İşte bu zannın oluşmaması için bence iktidarın bir düzenlemeye gitmesi gerekir. Mümkün mü şu saatte böyle bir düzenleme yapması? Ya da şöyle bir, ya bu yapılabilirdi, yapılabilir, hala yapılabilir. Bir kanun hükmünde kararnameyle bu düzeltilebilir. Bununla birlikte bu bakanların da bir inisiyatif kullanarak bir iyi niyet beyanı olarak tarafsız bir seçim olsun diye böyle bir iyi niyette bulunup biz istifa ediyoruz diyebilir. Kendi iradeleri ile bunu yapabilirler. Yapabilirler mi ya da soru işareti. Yapsalar iyi olur ya da bunu temenni ediyoruz. Evet. Ama burada şimdi onursal adı güzel geçtiğimiz seçimlerde de zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sistemi vardı. Bu çöktü. Evet. Sistemi onun da başındaki isimdi. İlk 20 dakikada çöktü. Başarısız da olmuştu. Yani burada İstanbul seçimleri gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir başarısızlık deneyimi var. O seçimleri hatırlatıyoruz. O dönemde de bir başarısızlık deneyimi var. Bunu yapmaması gerekiyor. Sandık kurullarındaki işte Saadet Partisi'nin ya da HDP'nin sandık kuruluna üye verememesi, işte Vatan Partisi şimdi veriyor üye olarak. Şu an iktidarda ya da ittifaklar içerisinde olmayan bir siyasi parti. O da sandık kurulu üyesi veriyor. Ama burada müşahitlere çok iş düşüyor.
Bu AK Partili müşahitler için de geçerli. Diğer siyasi partilerdeki müşahitler için de geçerli. Tabii burada sandık başında müşahidin olmadığı bir sandık olur mu? Hiç sanmıyorum. Çünkü doğru, evet. Örgütlü Türkiye genelinde örgütlü, en örgütlü teşkilatlı siyasi partilerin yarışacağı bir seçim. Evet. Köklere kadar temsilcileri var bu siyasi partilerin. Son bir dakikamız kaldı. Toplarsanız sevinirim. Bu anlamda müşahitlere büyük bir iş düşüyor. Yani seçimin güvenliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın talimat genelgesine ilişkin her seçim döneminde vardı. İhtiyaç halinde yapılırdı bunlar. Mülki idarenin evet. tasarrufuna bırakılırdı. Ama şu anda böyle bir genelge var. Evet. Bu genelgede şunu bize gösteriyor. Son cümleniz olsun. Seçim sonrasında seçim ne kadar demokratik bir ortamda gerçekleşti bunu tartışacağız ve bununla ilgili siyasi bir çalkantılı dönemle baş başa kalacağız gibi görünüyor. Evet, çok teşekkürler Yakup Aslan ve diğer değerli konuklarım, meslektaşlarım. Kıymetli izleyenler, sizlere de sabır gösterip bu saate kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar Ramazan bayramımız mübarek olsun diyoruz ekip olarak, kamera önü, kamera arkası olarak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyelim efendim.